sırlarınızı öğrenmeye hazır mısınız? Nuray Sayarı canlı yayında tek tek burçlarınızı yorumluyor. Peki Türkiye'nin Mart ayı burcu nasıl? Ülkemizi Mart ayında neler bekliyor? Acabalar ve belirsizlikler içerisinde olacak. Astrolog Nuray Sayarı ve burç yorumları birazdan Kibariye'de. Dilara yemek öğreniyor. Her gün bir eve konuk olan Dilara bugün Nihayet Hanım'ın mutfağında. Dilara bugün Nihayet Hanım'dan Diyarbakır usulü kısır yapmasını öğrenecek. Çok güzel bir kısır yapacağız. Dama çıkıp kurtuyorlar. Aynen. Kendimi doktor gibi falan hissediyorum yani. Dilara Diyarbakır usulü kısır yapılırken neler yaşadı? Aşçı olmaz ben belki ama çok güzel. Aşçı yama olur. Elva gibi oldu bu. Ya azıcık öğrensin ne acaba? Tabii ki. Birazdan Kibariye'de. Hayatın cilvesine
dertlerin cümlesine itirazım var. Ay, yarım kalan sevgime şu emanet gülmeye, ay, dost olmayan yüzlere bana cehennemi aratmıyor, bana cehennemi aratmıyor. Size de teşekkür ederim. Şimdi bir tane hareketli yapalım. Hareketliden sonra muhabbet. Hoş geldiniz. Şerefler verdi. Sonra konuşacağız. Hadi! Açarım başına seveceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bin yedide bin cezayla hakkından geleceğim. Seni seveceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bin yedide bin cezayla hakkından geleceğim. Senin ay, ay. Bir daha. Bak zaman değişti, sabırlar tükendi. Yalvarmak çok eskidendi. Seveceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bin yeniyle, bin cezayla hakkından geleceğim. Senin seveceğim, seveceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Bin yemine, bin cezayla hakkından geleceğim. Senin. Teşekkürler. Şimdi yerimizde oturuyoruz. Evet hayatım, yapmışken Sezgin çok güzel bir şey yaptı. Bayıldım. Neydi o? Yapsana. Aferin oğluma benim. Alkış. Çok güzeldi. Evet.
beraberce karar verdik ayrılmaya. Hayır, durduk. Neden? Beslediğimde neden dedin Sezgin? Beslediğimde besleme. Bunu değiştirelim lütfen. Çünkü olmaz. Boğdum beni sanki bir şeyler yutmuşum gibi. Buyurun, hoş geldiniz. İşi biliyorum değil mi? Yokuz. Dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaremiz yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. İskender abi alkışlıyoruz. Artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler. Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Yaşasın Türkiye!
Meşhur ve ünlü. Evet, sıra geldi şimdi. Şarkılar nasıldı bilmiyorum. Bak, ne okuduğumun farkındayım. Ne yaptığımın hiçbir şeyin farkında değilim. Okuyorum. Dün neler yaptığımı bir söyleyeyim. Öncelikle günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Ekran başında bizi izleyen tüm sevenlere, dostlara her zamanki gibi günaydınlar. Gerçekten ömürleriniz, günleriniz, seneleriniz güzel sağlıklarla geçsin dilerim inşallah. Dün neredeydim biliyor musunuz? Bir sorun. Dün Paris'teydim ben. Cuma günü gittim. Ne oldu? 2 gün kaldım. Konserim inanılmaz güzeldi. Bu bir reklam değil, gerçek. Bak, söyleyeyim yani. İkincisi, ben bir şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü neden? Orada bizim vatandaşlarımız var. Derseniz ki insan insandır, onlar da Allah'ın yarattıkları. Hiç ayırmam ama vatandaşlarımız sağ olsunlar, Allah razı olsun. Olamaz böyle bir izdam. Olamaz böyle güzel bir şey. Ne çok seviliyormuşum ben onu. Yemin ederim yani bayağı hoşuma gitti. Canım benim. Orada bizim o bizi işe götüren işin sahibi Pembe Hanım ve evladı Serkan'a, eşine daha doğrusu ikinci çocuğuna, orada bizi ağırlayan tüm dostlara, ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Asla böyle bir şey yok. Bu kadar iyilik yok. O kadar güzellerdi ki, o kadar iyi davranıldı ki, böyle hani işte Türkiye'den geliyorsun, yabancı memleket, dil bilmiyorsun, dil ver bilmiyorsun. O kadar hoş tuttular. Allah da onları hoş tutsun. Allah herkese orada sağlık, sıhhat versin. Gerçekten onlardan sizlere selam var. Aleyküm selam olsun inşallah. Onun için ben buradan bir kere teşekkür etmek istedim. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki günüm orada. Ya var ya, havası çok güzel. Neydi? Ne şeydi ya? Oraya gittik. Anam neler geldi başıma, beceremedim. Dur sen. Ne bileyim ben. Kız var ya, çok yüksek. Yüksekliğin dışında kuyruk var. Acayip bir kuyruk ama biletli. İşte herkes girmeye çalışıyor. Zaten yorgun argınım ya. Oraya yok çıkamadım. Neden ama? Çok şeydi yani, kalabalıktı. Zamanım izdam var. Çıkamadım ama inanılmaz güzel bir yer. Orası bir harika. Ama Türkiye'm cennetim. Benim eşsiz milletim. Türkiye'm cennetim. Benim eşsiz milletim. Türkiye başka bir şey. Yok üstüne yok. Kıymetini bilelim, kurban olayım. Buraları kirletmeyelim. Buraları temiz tutalım. Yani elimizden geldiğince başka bir memleket. Yani Türkiye başka bir şey. Giden öyle söylüyor, gelen öyle söylüyor. Bir şey. Herkesin her şey gönlünce olsun. Allah'a emanet olunsun. Ben alabilirim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Kızıma mı? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi komşular. Onu ben çok özledim. Bayağıdır da ortalıklarda yok. Ama tabii ki yok diye yani kendi de unutulmuş değil. Tabii ki hanımefendi var. O kız olmaz mı? Öyle bir güzel ki. Öyle de güzel sesi var ki. Gerçekten ben çok beğeniyorum ve saygısını da çok beğeniyorum. En önemli şey de saygıdır. Kim gelecek? Aslı Üner gelecek.
Çok teşekkür ederim. El çatlatmak için mi buradasın? Estağfurullah. Sizin güzelliğiniz, sizin programınıza gösterdiğim özenden, saygıdan. Sen buraya var ya. Seyircilerimize bak sen buraya var ya. Özenden. Çuvalla gelse, çuvalla gelse, gülse güzel güzeldir. Allah için yani özenmesen bile saçına tamam başına. Yani. Ben senin makyajsız halini de bildiğim için, gördüğüm ederim için gerçekten sıfır makyajla da aynen gördüm. Çok güzeldir. Canım, canım her şeyin başı. Güzelsin. Canım benim, ya bugün bir ayrı bir güzelsin böyle. Nasıl zayıf, nasıl zayıf. Maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah. Aynı sözler sana. Gerçekten Allah öyleyse nazarlardan korusun. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Şeref verdin, hoş geldin. Evet, ilk biliyorsun. Başta. İlk. Biliyorum, hayırlı uğurlu olsun kasetinde. Şimdi 5 yıl aradan sonra sizlerin huzurundayım tekrar. Ve Türk Sanat Müziği albümü yapmak istedim. Çok hep güzel olmuş ama bak. Zeki Müren. Zeki Müren, Zeki Müren şarkısı. Sen de abinin şarkısı evet dedim. İskender evet abi daha iyi bilir eskilerden olduğu için. Evet. Ben evet ona zarar. Şimdi biliyor İskender Şencemal, evet, gördüm orkestra arkadaşlarımız, şefimiz, hepsi birbirinden çok değerli üstadlar. İskender hocamı da çok eskiden tanıyorum. Benim bir albümümde çalışmıştık kendisiyle. İskender abi başka sizinle ya. Zaten lütfen kocaman bir alkış da sen de arkadaşlarımıza. Sen çok değerliler, şey çok, çok kıymetliler, hepsi teker teker. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Canım. İstersen sohbeti nasıl olsa ederiz. Tamam. Şöyle bir boyuna basını bir seyredelim seni. Tamam. Bakalım peki ne geliyor. Alkışlarla. Hadi bakalım. Bir de şarkı. Tamam. Hey!
Kahretme beni aynalar, aynalar. Çok güzel bir şarkı bu ya. İçimi acıttı kız bu benim. Salim Yıldırım, değil mi İskender abi? Evet. İnanılmaz bir adam o ya. Hiperaktif bir adam. Ben onu buraya çok bekliyorum ya. Rica ediyorum gel abi. Abi gel. Çarşıya gel çarşı. Şaka şaka şaka. Çarşı derken çarşımız var da. Seni söylemek istediğim bir şey varsa. Ay, ben de duygulandım yalnız. Çok güzel bir şarkı. Allah aferin sana, kasetin çok güzel olmuş çok bebeğim. Çok teşekkür ederim. Nafakası bol olsun. Amin. Şimdi bizim bir çarşımız var. Onu izleyelim. Sen de dinlen bu arada. Tamam. Kahve geliyor. Tamam peki. İki arkadaş şöyle sohbet ederiz. Kahve içiyoruz. Tamam, tamam bebeğim. Sevgili Kibariye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Karşınızda birbirinden özel ürünlerin yer aldığı çarşımız. Hanımlar ekran başına Lezzet Xpretix karşınızda. 15 dakikada servise hazır eşsiz çiğ köftesi, enfes kısırı, mercimek köftesi ve çeşitleriyle sağlıklı, ekonomik Lezzet Xpretix. Sağlıklı bebekler, mutlu anneler için düşünce otomatik kapanan emzikten renk değiştiren kaşıklara kadar April bebek ürünleri. Sadece Mayıs ayında üretilen Şölen özel hediyelik çay marketlerde satılmaz. Sipariş için www.onlinechay.com'u tıklamanız yeterlidir. Turşuda uzman Berrak Turşu, annelerimizin sunduğu lezzet tadında turşuları ve diğer ürünleri sağlığınız için cam kavanozda sunuyor. Türkiye'nin en büyük bebek ürünleri çeşidine sahip, dünya markalarıyla hizmet veren Bebe Çeyiz Sarayı. Gebze Asil Ev Konsept Çarşısı, mobilyadan beyaz eşyaya, teknolojik ürünlerden zengin ürün çeşitleriyle birinci yılı onuruna çılgın fiyatlarla sezona başladı. Çocukların renkli dünyası Miniço'dan, patikten paltoya aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Sektörünün lider firmalarından Özcan Aydınlatma'nın 2012 koleksiyonuyla hem evinizi aydınlatacak hem de şıklığına şıklık katacaksınız. Sudo krem artık Türkiye'de. Her türlü yanık, ufak, kesik ve pişikte güvenle kullanabilirsiniz. Dünyanın tercihi Sudo krem eczanelerde. Ama bana bunun hasta var be. Konuşalım, konuşalım. Teknolojik yenilikleriyle Türkiye'de her eve giren çelik, tasarım ve zarafet harikası Çelik Naz'la şimdi de dünya evine giriyor. Ve Arçelik'te yeni bir dönem başlıyor. Arçelik, yeniliği aşkla tasarlar. Karadeniz'in en güzel çayını size sunmak için yola çıktık. Siz Doğuş Çayı beğendikçe biz büyüdük. Teşekkürler Türkiye. Berrak Turşu közlenmiş ürünleri, mezeleri, sosları, zeytinleri ve turşularıyla sofralarınızda. Türkiye'nin en büyük toptan ve perakende bebek ürünleri çeşidi Bebe Çeyiz Sarayı. Asil Ev Konsept Çarşı 1. yılın onurunu çıldırtan fiyatlarıyla kutluyor. E5 Yan Yol Gebze'de. Sağlıklı bebekler, mutlu anneler. April Bebek Ürünleri. Çocukların renkli dünyasında patikten paltoya her şey Miniço'da. Evinizin şıklığına Özcan Aydınlatma yakışır. 25 yıldır sizinle. Çay tiryakilerine özel hediyelik Mayıs çayı. Şölen çay. Pişik, yanık ve kesikte dünyanın tercihi Sudo krem eczanelerde. You Turks are so lucky, but we're stuck here with round, ordinary potato chips. You have the pleasure of pato sticks. Afiyet olsun. Yeni pato sticks acılı patates cipsi. Türkiye böylesini görmedi.
Colgate Sensitive Pro Relief hassas diş macunları arasında önde gelen diş macununa kıyasla 2 kat daha etkilidir ve anında işe yarar. Hassas olan bölgeye bunu sürmenizi istiyorum. Şimdi bu buzlu suyu için. Çok rahatladığımı hissettim. Aslında 2 kat daha etkili. Çünkü açık tübilleri tıkayarak hassasiyeti önlüyor ve kalıcı rahatlık sağlıyor. Bundan sonra bunu kullanacağım. Ayrıca tavsiye de edeceğim arkadaşlarıma. Buzlu kocaman böyle bir limonata içmek istiyorum. Hassasiyete karşı 2 kat daha etkili rahatlama. Colgate diş hassasiyetine karşı diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Anında ve uzun süreli rahatlama şimdi çok yönlü koruma ile. Şahinli yumurta. Pastırma Şahin. Şahin, pastırmanın soyadı. Buyurun. Teşekkürler. Çok mersi. Nerenin peyniri bu? Çanakkale efendim. Çok güzelmiş bu. Doğurlardaki sütlerden ötürü. Bu da hakiki gaz kaşarı daha. E fiyatı da iyiydi. Migros Anadolu şöleni için özel getirtti. Köfte ve bal çeşitleri de var. O zaman akşam için köfte de alalım. E tamam, denizleri de çağırırız. Şahin, en iyisi ya da hiç. Bir kahve. Zengin kahve kokusu ve tadıyla Nescafe Gold yakınlaştırır. Nescafe, bir kahve. Öncelikle çok özür diliyorum. Çünkü insanız, etten kemikleriz, hata yapabiliriz. Bu şarkıyı patlatan Salim Dündar'dı. Evet. Gündeme getiren odur. Ama Metin Erbek gerçekten çok affedersin, özür dilerim. Beni bağışla çünkü istemezdim. Mutlaka bağışlamıştım. Onun sözleri, onu alkışlayalım. Çok da iyi bir üstattır yani. Evet. Alkışlayalım. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Ne olur. Zülfü abinizden. Bu harika eserin sahibine. Tamam canım. Sen şarkı söyle. Peki o zaman. Mehtaplı geceler gelsin mi? Allah Allah.
Yanlar. Çocuklar okulda o kadar yoruluyor ki sabahları bizimkini uyandırmaya kıyamıyorum. Hele kahvaltı en zor olanı. Ama biz güne mutlu başlamanın formülünü bulduk. Coco Pops 6 vitamini, kalsiyum, demir ve besleyici tahıl kaynağıyla biz anneleri sütü çikolataya dönüştüren enfes tadıyla da çocukları mutlu ediyor. Bir kese Coco Pops isteriz. Bir dakika. Biz mobilya bakmayacak mıydı? Hayat, Beynos'ta mobilya da var. Beynos'ta mobilya da var. Mobilya da var Merinos'ta. Hepsi ne kadar şık değil mi hayatım? Ödemede de bir şıklık yaparsınız artık. Tabii efendim. Merinos'ta mobilya da var. Coco Pops şimdi yüzlerce çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor. Alacağınız her Coco Pops paketiyle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na destek olabilirsiniz. Bitti bile. Ama kokusu da uçta gitti. Artık yeni Airwick Freshmatic var. Temizlik kokusunu istediğiniz seviyede ayarlayın. Evinizi gün boyu canlandırın. Airwick ıslasın temizlik kokusu. Annem geliyor. Sahi mi? Hoş geldin Işıl'cığım. Eviniz canlansın. Airwick Freshmatic. Havada Airwick kokusu var. Airwick Freshmatikler sadece Airwick yedek şişeleriyle çalışmaktadır. Yumuşatıcıya gerek yokmuş. Deterjana gerek yokmuş. Çamaşır makinelerinde de kireç tutmayacakmış bundan sonra. Yani ilk Bay Gülpınar'ı çağırıyorum ve soruyorum. Hiçbir şekilde kimyasallarla muhatap olmadan çamaşırlarınızı tertemiz yıkıyorsunuz. Nanoteknolojik seramik toplar var. Kloru ayrıştırıyor, çamaşırlarımızın deforme olmasını engelliyor. Bir tanesi suyun içindeki hastalığa yol açacak bakterileri de öldürüyor. Su moleküllerinin küçülmesini, çamaşıra nüfuz etmesini, oksijenin daha çok açığa çıkmasını sağlıyor. Çamaşırdaki kirleri yok ediyor. Nanomatik çamaşır topu aldığınızda 3 yıllık kullanım, hatta kimi zamanlarda bu. Yani evet, 3 sene kullanım. Sadece 89 liraya. Hadi canım, bunu 3 yıl. Evet, çamaşırı koyuyorum. Topu da içine attık. Peki, başla. Haydi bakalım. Özellikle siyah giysilerim solmuyor. Eşim 3 aydır nanomatik kullanıyor. Çok rahatladım. Artık çamaşırlarım parfüm değil, temizlik kokuyor. Daha önceleri deterjana çok büyük paralar harcıyordum. Teşekkürler nanomatik. Bakın. Bir koklayayım. Tertemiz. Su kokacak. Noter vekilimiz buradaydı. Biz çamaşırı yıkadık. Hanımlar, nanomatik çamaşır yıkama topunu bir an önce 444-1531'i arayıp sipariş edin. Nanomatik. Iglo'dan nefis gurme lezzetler. Doğal iriliğinde şişirilmemiş gurme karides. Hem kızartma hem fırında çıtır çıtır gurme kalamar. İşte gurme bunlar. Çok lezzetli çünkü Iglo. Anne! Formamı yıkadın mı? Şimdi yıkıyorum. Ama yarın maçım var. Ne yapayım? Makine aniden bozuldu. Aniden mi? Şu kirece bakın. Bu yüzden çift katmanlı kalgon tableti öneriyorum. Kalgon tabletin çift katmanı sadece metal değil, plastik ve kauçuk parçalar üzerinde de etkilidir. Makinenizi mükemmel korur. Artık kalgonum olmadan makinemi çalıştırmam. Arçelik makinenizde kirece karşı kalgonu öneriyor. Makineniz olsun yaşar kalgonla. Derya'nın dünyası bugün de çok renkli ve dop dolu bir programla geliyor. Anneler ve anne adayları, bugün kimseye randevu vermeyin. Bebek ve çocuk sağlığı konusunda anneler hangi hataları yapıyorlar? Probiyotik gıdalar bebekler ve çocuklar için faydalı mı? Bebek ve çocuk sağlığı ile ilgili 10 altın öneri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gökhan Mamur açıklayacak. Bugün Derya'nın dünyasını sakın kaçırmayın.
Teşekkürler, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Nazar boncuğu güzel. Nazar boncuklandık. Bak evet, benim de burada. Benim. Ben de burada. Aslan çok teşekkür benim. Ediyorum. Sağ Allah olun. Allah razı olsun. Sağ ol. İstersen gel bir sohbet edelim. Hadi. Merak ettiğim şeyleri soracağım tamam. Sana şimdi. Tamam. Şimdi bismillahirrahmanirrahim dedik. Önce canım, kimlerle? Gel gel yanıma kimlerle gel. Kimlerle çalıştık? Böyle, evde oturur gibi bu, böyle. Tabii canım öyle olmalı özlemiştik zaten. Özlemiştik zaten. İyi ki ben bu albümü çıkarmışım. Yoksa görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz çok... doğru. Gönüllerimiz beraber ama. Beraber gerçekten. Olsun biz çalışan insanlarız. Kalplerimiz bir olsun. Aynen öyle. Şimdi resimler inanılmaz güzel. Zaten sen her halinde çok güzelsin ama inanılmaz çekmişler. Sağ kim çekti? Olsunlar. Ve buradan başlayarak kimlerle çalıştın? Tamam. Kasetini kimler yaptı? Aranjörün kim? Dersine iyi çalıştım diye ben. Dersine evet, iyi. Evet güzel. Canım benim. Şimdi çok teşekkür ederim. Benim yıllardır çocukluk arkadaşım sevgili Murat Kıvrak. Tesadüfen biz aynı mahallede doğduk büyüdük. O da dünya çapında bir fotoğraf üstadı aman, oldu. Çekmiş, çekmiş. İnan bunda Photoshop denilen hadise gerçekten senin yok. Senin ona ihtiyacın yok ki. Yok bunu orijinal. Ben dedim ki sen bunu ne yaptın? Hatta Billboard'u şu an fotoblokta belki görebiliyorsunuzdur. Süper bir resim. Gerçekten bunu klip çekerken dışarıda çok soğuk bir havada çekti. Ben de böyle buz gibi donmuş bir halde. Ben de bunlarda yaşadım bu olayı. Öyle biliyor mi? Musun? Dondum. Ya daha mı güzel? Üşürken daha mı iyi çıkıyor? Daha diri çıkıyoruz galiba. Evet. Murat Kıvrak çekti efendim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Albümde hakikaten çok emeği geçen çok önemli kişiler var. Müzik yönetmenliğini çok değerli hocamız Sayın Ali İhsan Kısaç yaptı. Wow! Ali İhsan Kısaç. Wow! Çok iyi. Çok teşekkür lan ederim. Lan. Gerçekten öpüyoruz öyledir. Bizzat bütün böyle sandıkları kaldırarak adeta hani neler okusak çok, neler çok iyi bir hoşumuza yani. Gerçekten öyle. Allah çok keyifli olsun. Bir çalışma gerçekleştirdik. Maşam Diz stüdyolarında Tanju Arıkan mixlerimizi yaptı sağ olsun klipler Tanju abi. Klipler var mı? Olacak mı? Ve aranjörümüz de Turan Yükseler'di. Onu da söylemem. Ona da alkış. Turan Yükseler'i de. Yaşasın. Bir şey söyleyeceğim. Çok kıymetli. Klipleri, çok önemli. Klipleri ne zaman yapacağız? Bir klibimiz var. Belki arkadaşlarımız yayınlarlar şimdi. Şimdi birazdan ilk klibimiz çok Aynalara güzel. Geldi. Süper şarkı. Albümün genel danışmanlığını sevgili menajerim ve danışmanım Serdar Uygun yaptı. Yakışır. Bütün bu trafiği. O kadar önemli ve kıymetli ses ustaları var ki burada. Saymakla bitmez saymakla diyorsun. Saymakla gerçekten bitmez. O zaman biz onlara buradan kocaman sevgiler, saygılar, alkışlar olsun. Kostümlerimi de söylemek istiyorum. Klipte kullandığım kostümlerim ve özel kostümlerim. Bu da daha iyi mi? Sema Doğramacı. Bu da bir takım tasarım yaptı burada. Tamam. Sema Doğramacı'ya ait. Onu da buradan öpüyorum. Çok kıymetli, çok önemli bir sanatçı o da. Yani Allah razı olsun. Hakikaten iyilik yapanlar şimdi biz olsun. Görünüyoruz Kiboş'cum. Ama bu insanları söylemeden burada bir emek var. Herkes ayrı bir özenle sağ olsun bizleri hazırlıyor. Bak yüzüm Aysel Yasemin o da burada bugün. Servet daha Turgut olsun yani. O da benim diğer mak yüzüm sağ olsun. İkisini de çok seviyorum. Kuaförlerimi seviyorum. Savaş Alevent'i. Bütün sürerin say. Sesim gitti yalnız. Canım biz de seni çok bu arada, seviyoruz. Bu arada dün neredeydim onu söyleyeyim. Sen Paris'teydin. Evet. Harika bir yer. Gerçekten muhteşem bir şehir Paris ama biraz önce duydum. Ay ülkem ülkem dedin. Kurban olayım ben buranın taşına toprağına. Bak şimdi ben değil mi? Ben yurt dışına gittiğimde inanın şey hani biraz aç kalıyor gibi oluyorum. Çünkü bizim damak kültürümüz, lezzetlerimiz süper, dünyanın süper. Hiçbir ülkesinde bulamıyoruz. Ve dün sabah kahvaltısını ben Antakya Hatay sofrasında yaptım. Akdeniz Hatay sofrası. Aman tanrım bu Hatay'ın mutfağında neler varmış sağ olsunlar neler ah dedim ki ne şanslıyız. Ülkemizin her köşesi bir cennet ve her köşede ayrı bir lezzet. Her köşesi ve tarih. Bir biliyorsun değil mi? Aa. Her köşesi cennetin ezilir yanar için bir başkadır benim dostlar aysam kaç mevlana ay
süper, sen de süper. Valla ben iğne olup geldim biliyor neden, musun? Neden, hasta mısın? Bu soğuk havada klip çektim, bir şey olmadı bana. Ben bu gribi atamadım arkadan. Ama ortalıkta ses var. Var. Gitti, bak şimdi gitti, ses gitti. Hiçbir koku mikrofon almıyorum. Ve ayarlarınızla oynamayı hiçbir koku almıyorum biliyor musun? Almıyor musun? Hiçbir şey. Allah Allah. Ne kokuyor ne bilmiyorum. Yemekleri yaparken ya yakıyorum ya bir şeyler oluyor. Canım benim. Öyle de ben istersen bir tane şarkı lütfen söyleyeyim. Al gel. Arkadaşlar, yıkılıyor kadın şurada. Aman! Çok güzel oldu, çok güzel. Uzun oldu. Zor oldu, kalbim yoruldu. Dön gel, her şey kalsın. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel. Ettim kendini akla. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel. Yat gel, bildiğin ne varsa sat gel. Yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel bahtımız karanlık zaten şu yalan dünyada. Gel inadı sevdiğim. Ay ya gel bildiğin ne varsa sat gel. Yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel bahtımız zaten şu yalan dünyada. Gel inanı sevdim. Ay lan lan. Zor oldu, içim yoruldu. Dön gel, her şey kalsın. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel. Affettim kendini akla. Yalnız aşkla, yalnız aşkla dön gel. Yat gel, bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim. Dön gel vaktimiz daraldı zaten şu yalan dünyada. Gel inadı sevdiğim. Yat gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para pulda yalnız sanadır bu hasretim. Yalan dünyada gel inadı sevdim. La 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 la. Gel inadı sevdim. La 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 la. Gel inadı sevdim. Bir dakika aklıma şarkı geldi. Aklıma şarkı geldi. Hemen hemen. Ah edip inledim gurbet elinde. Talihim düşürdü beni bu derde. Gözünü kapladı bir kara perde. Köşkü
vereyim sana ayı. İçimde sana gözümü kaplamış bir kara perde. Evimi yurdumu anar ağlarım ay. Neyleyim köşkü aman Allah, neyleyim sarayı. İçimde sanılan yar olmayınca eyleyim köşkü ay, eyleyim sarayı. İçimde sanılan yar olmayınca. Şimdi bunu neden okudum? Bir istek. İkincisi, Müzeyyen Sener bunu bir zaman, ben küçüktüm o zaman, gerçekten ne demek lazım bilmiyorum ama gerçekten onun üstatlığı, onun ustalığı çok nadir insanlarda var mı yok mu tam olarak yorum yapmak istemiyorum ama olay bir kadın, olay bir ses. Çok teşekkür ederim, gerçekten çok güzel bir şarkı olduğunu emin olalım, son kararımız. Şekerim bu bir canım benim, uyur bana söyle. Söyle bebeğim. Yemekleri öğrendin mi bebeğim? Öğrendin mi? Musa çok öttümeler var. Neden öttürüyorsun bebeğim sen mikrofonumu benim? Bak şimdi ne yapalım. Aslı'yla birlikte müsaitsek. Bir çarşımız pazarımız yoksa. Cinalimiz yoksa ben. Olur mu? Burnum nasıl kapalı değil mi? O zaman gel beraber bir okuyalım. Yapalım. Gel beraber okuyalım daha güzel. Albümden. Düet oluyor düet. Albümü de okuyalım. Hadi önce albümden tamam, arkasından kasetinden. Biz devam edelim mi? Olur mu? Bak, bebeğim senin burası, ne atmak istiyorsan tamam, attır gitsin. Allah, alkış! Beş gelsin. Hadi bakalım. Ağlar gezerim ormanlardan.
aşağı aşağı giderim. Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. Aferin. Ne yapabiliriz? Hani ara verdik sahneleri ama dönüşümüz güzel yok olacak. Kız. Senin hızınla ilk programımız ya bu. Saçını şuralara bir kaldırsın, o yüzünün güzelliği görünsün ya. Hep düşüyor buraları böyle. Düşüyor bunlar ya. Maşallah, ne yapacağız? Yap anam, yap bakayım. Bildiğimizden yap. Alkış gayrı. Hadi bakayım. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Yokuşlarda şahin gibi uçarız. Yokuşlarda şahin gibi uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvar. Hadi gözler! Sandık sandıklar çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Te, 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 te. Oh! Yokuşlarda
Galata'ya çıktık oldu kıyamet. Okusana, sana yer bıraktım anneciğim. Niye okumuyorsun? Sandık sandık tarihinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Sandık sandık tarihinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Aman bir ecalim var. Ama neden var? Abi, abi İzmir'in saz cazları. Çok şükürdür kızları ha. Aman da bir aslımız var. Gerçekten Allah için Türkiye'nin starı kraliçesi. Hadi hadi hadi. Oh! Her kim olursa olsun, kırmızıyı severler, birbirini döverler. Biz romanlar böyleler, çalgısız yaşayamaz ölürler. İlle de roman olsun, ister çamurda olsun, o da Allah konudur. Her kim olursa olsun, İlle de roman olsun, ister o da Allah konudur. Her kim olursa yakışır yakışır. Hadi Osman salla bakayım. Senin kırmızı Osman, senin kırmızı bandajın nerede? Kırmızı bandajın. Tak bakayım onu. Allah! Acaba seni mi çıkarsam sahneye? Çok güzel. Allah! Adıma adıma kimse de varamaz yanıma. Ayılana gazoz, bayılana bacon. Ayılana gazoz da, bayılana bacon. Ayılana gazoz, bayılana bacon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Hop koydum hop koydum içine de hop koydum. Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Kuyruklu yılan koydum, hap koydum, hap koydum, hap koydum, hap koydum, içine de hap koydum. Kaynanamın adını kuyruklu fare koydum, kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Şalvarlı mı? Şalvarlı. Şalvarlı mı? Şalvarlı. Kaymaklı mı? Kaymaklı. Şerbetli mi? Şerbetli. Ne kaldı başka? Hap koydum, hap koydum, İçine de hap koydum. Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Kaynanamın adını.
İçine de hop koydum kaynanamın adını. Kuyruklu yılan koydum kaynanamın adını. Kuyruklu yılan koydum. Ay yeter. Dur bu şarkı çok güzel. Ne ya? Hop koyayım. Hop koydum, hop ha. Koydum. İçine de hop koydum. Kaynanamın adını. Ne gelinler varmış biliyor musun? Ama çok güzel ya. Ay ne gelinler varmış bak ya. Yok be öyle değil. Şaka şaka. Hani şarkının gelişi bu. Ama kaynanan... nasıl, ne olur ne olmaz. Kimse üstü. Kayınvalide var. Yok yok onlar beni bilirler. Öyle mi? Benim içinde kötülük olmadığını ay, bilirler. Herhalde bilirler. Şarkı bu ne abi? Böyle yapmışlar. Benim ne suçum tamam, var? Tamam biz üstümüzü alamıyoruz çok... canım. Yok biz alınmayın. Biz sadece böyle alınmayın. İşliyoruz şarkıyı. Biz bütün annelere, bütün kaynanılara, hepsine şimdi aynı gözle bakıyoruz. Herkes bizim ya. Annemiz. Ha? Abim var ya benim. Annem de bir... Fazla detaya sonra girme diyecek, Aslı. Diyecek eyvah. Aslı. Çok hoş bir şarkı ya. Vallahi çok, çok gerçekten güzel. Ben bunu öğreneyim yeni duydum. Çok sevdim. Dilara ne yapmış biliyor musun Aslı? Ne yapmış? Bir çarşı şey pardon bir mutfağa girmiş. Aha. İnşallah ya Rabbim güzel güzel yemekler öğrenmiştir de. Heh. Biz de yiyelim gari diye düşünüyoruz. Hadi. Bakalım şimdi ne mi? Yapmış. Evet bu tamam. Çıtı pıtı çıcı. Tamam evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün Halkalı'ya geldik Nihayet ablanın evine. Bana çok güzel Diyarbakır usulü kısır öğretecekmiş. Kendi de Diyarbakırlıymış zaten. Çok güzel baharatlar otlar getirmiş oradan. Biz burada kartopu savaşına falan başladık ama arada da böyle çekmeye başladın sen beni. Al o zaman sana ben gidiyorum. Çok üşüdüm, çok fazla üşüdüm. Ya aşk olsun. Girdim. Ay, 6. katmış Allah'tan asansör varmış. Benim zaten kaderim hep merdivenlerde yorulmak burası. Basalım basalım. Topuk sesleri geliyor. Topuk sesleri geliyor. Böyle bir sesli. Güzelim ailem. Yaygandı. Olmuşsun canım çok üşüdük benim. Aşağıda aşırı ben üşüdük. Ben hemen ısıtırım sizi. Yap şu acı güzelliğe ya. Bir dakika şu güzelliği. Alabilir miyiz? Neyse hoş geldin. Şu güzelliğini. Böyle süslü benim ablam ya. Şimdi Nihayet ablanın süslü mutfağına geldik. Evet. Her şey pes pembe süslü. Evet süslü. Çok severim. Kendi de öyle zaten bayıldım aynen. Ben mutfağına. Şimdi ne yapıyoruz Nihayet ablam? Çok güzel bir kısır yapacağız. Çok güzel bir kısır. O kısırı bir yiyeceksiniz bir daha dışarıda asla kısır yemeyeceksiniz. Ya asla. Özelliği. Oradaki yedikten sonra asla yemeyeceksiniz. Kesinlikle. Buraya da hazırlıklarını yapmış Nihayet ablam. Yani tabii özellik. Diyarbakırlı. Tabii ben Diyarbakırlıyım. Baharatlarını toparlamış. Bunlar ne? Aynen. Şimdi bu, ben hiç tanımam baharat. Kişniş. Bu kişnişi özellikle ben Diyarbakır'dan alıyorum. Tohum hali. Kişniş. Bunu sonra kendim öğütüyorum. Az. Kokla bakayım. Burnuna kaçmasın. Hapşırın. Çok güzel değil mi? Hapşırın. Hapşırın. Çok güzel. Hepsini daha sonra. Salçalarım da özellikle Diyarbakır'dan bir güneşte kurutulmuş özel salçalar. Şu daha acı. O niye o koyu renk? Bu acı o. Evet. Bak yiyemiyorum acı. Minaç minacı koyacağız ona. Bu biber salçası, bu da domates salçası ve bunlar özellikle güneşte kurutulmuş. Dama çıkıp kurutuyorlar. Aynen. Yani damdan da bak. Patlıcanları da öyle kurutuyorlar. Evet, evet dama kesinlikle. Dama çıkıyorlarmış bunları böyle yapardık, seviyorlarmış. Evet, aynen öyle vallahi çok güzel. O ne sarı? Hallederdik. Şu kimyon güzelim. Kimyon. Kullanacağım baharatlar özelliği. Kısırım. Bu tarçın. Yeni bahar. Yeni bu da nane. Nane. Ve kişnişimiz var. Kişniş. Burada da isot var. Isot şey aroması var. Yani acı değil. He. Yani acı çok fazla acı değil. Kandırıyorsun gibi geliyor. Sanki kandırmıyor. Kandırmıyorum. Bu da bu biber. Yemeyeyim diye düşünüyorum. Çok az çok az. Ama acı olmadan normal şey bizim. Sonra yani, şey yaparız sana. Yani, acı yeriz. Acı severiz. Ve sarımsak kullanacağız. Onlar? Bunlar da şimdi yeşil soğan ve maydanoz var yıkandı. Oh, oh, oh. Kurutuldu özellikle. Bunları şimdi güzel doğrayacağım. Doğrayacağım. Eyvah! Bir şey doğramak Dilara için kabus. Ama kaçış yok Dilara. Sen doğrayacaksın şimdi. Yap hadi doğrarım, soğan doğrarım, sarımsak doğrarım. Sen bugün yani hastasın. Ben sana şey elimizle yıkayacağız. Eldiven de kullanacağız. Özellikle. Her şeyimiz çok hijyenik. Lütfen yani. Kesinlikle. Ve Dilara kolları sıvıyor. Bunlar ameliyat eldiveni gibi. Gibi öyle ama işte güzel oluyor. Ben kullanıyorum. Ben bayağı kendimi doktor gibi falan hissediyorum yani. Ben kullanıyorum. Kısırıp tuzum. Evet. Tamam. Sen yaşadın mı abla Diyarbakır'da? Tabii canım ben Diyarbakır doğumluyum.
Diyarbakır doğumluyum. Kurban olurum ona ben kurban. Yaklaşık 25 yıldır İstanbul'dayız. Nihayet Hanım bulguru koyarak işe başlıyor. Aşçı olmaz benden belki ama çok güzel. Aşçı yama olur. Bulgurun üzerine kaynar su dökülüyor. Helva gibi oldu bu. Heh, yok şimdi yok peki birazcık daha sen. Bildiğim 22 helvası oldu. Ve Dilara'nın kabus anları geliyor. Maydanozu doğra memnun oldum. Tamam ben bunu doğru. Ben onu doğrarım. Maydanozla aramda problemler var. Anlaşamıyoruz maydanozla. Öyle mi? Beni anlamıyor maydanoz. Nihayet Hanım maydanozları kendisi doğuruyor. Soğanları da Dilara'ya veriyor. İlem minicik minicik mi olacak? Minicik minicik güzel oluyor be. Büyük büyük içinde kötü gözükmesin. Ben hallederim şimdi sen. Aferin bak güzel yapmışsın. Ya azıcık öğrendin mi ne acaba? Tabii ki. Dilara yine şikayete başlıyor. Tek başıma doğrasak 3 saatim bunlarla geçecek. Hemen alayım ben güzelim onu. Yok yok. Yani genel olarak en başından yapalım. Beri tek başına yapıyor olsaydım. Çabucak bitiyor zaten bunlar. 4-5 saat sürer. Sınav bitireceğiz zaten. Eldivenler ama ucuz ucuz çıkıyor. O yüzden. Evet. Saktım ben bunu ya. Sen bilirsin. Yoğururken takıyorum. Tamam. Şey parmağım mı değil mi anlamıyorum. Parmağımı aynen, keseceğim, eldivenimi öyle keseceğim. Doğru diyorsun. Mis gibi bak. Ne güzel. Tak 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 tak. Şey yapıyor gibi yapayım. Bakın nasılım? Bak. Tamam bak. Sıra sarımsağın soyulmasına geliyor. Şöyle kabuğunu çıkar. Kabuğunu. Hatta şeyde de. Elime çıkarsam. Olur tabii canım. Elime çıkar. Bana dediler ki bıçak şey bıçak tutamıyorsun. Kim söyledi? Öyle bir derdi yani. Canım hayır. Bir bıçak tutuş diye bir şey var tutuyorum işte. Evet. Evet. Ne güzel doğradık şimdi soğanları vardı. Elimle soyabileyim. Aynen öyle. Pardon şunları şöyle alayım. Ay. Nihayet Hanım Dilara'nın sarımsağı soymasına daha fazla dayanamıyor. Şurasını ama bıçaklamayayım. Dur güzelim dur. Dur duraya at. Şöyle. Şöyle. Soy bakayım onları. Tamam. Parçalayayım. Önce parçalayayım. Yamak söyle derler. Şey yamak mı derler ne derler? Açı yamak. Açı yamak. Kendime böyle bir isim buldum. Aa onu çok seviyorum. Evet. Sarımsak ezmişim. Evet. Onu da ezeceğiz. Aha. Dur soyayım da. Onu soy. Sonra. Zeytli bir de bunun vurmalısı vardı. Geçen gün onu da çok sevdim. O daha eski usul oldu. Evet onu şeyde tokmaklı ne derler? Tahta havan. Havan. Şunu havan. Şunu çıkarayım. Böyle tam şey. Ben lazım. Bütün 60'ın içine. Hadi ezelim. Bölmemiz lazım. Rahat kapatabilirim. Bak şimdi göstereyim mi? Şöyle. Aa, çok zevkli ya. Ciddiye çıkıyor. Aynen öyle. Ay. Gerisini sen yaparsın. Toparlayayım. Şimdi yapıyorum da böldüm. Şu kadar bölsem. Olur olur tabii. Bizim Dilara bildiğiniz gibi yine beceremiyor. Sıkacaksın ama. Yavaş. Vay. Çok güzel. Aa, ne güçsüzmüş ona yol. Allah'ım. Sıkılıyor. Bak. Tamam. Ay çok zevkli tamam. Bu. İyi kaldı burada. Yok yok kalmaz yavrucuğum dur dur. Parmağımı götürdüm galiba. Hadi aşk olsun. Ha, yok. Sıyırmışım. Bir hissettim tamam. Olacağı da. Böyle kesilmedi galiba. Ha. Kesmedi diye umuyorum. Dilara sonunda kendine bir eğlence buluyor. Tamam öyle. Yeter bu. Hop sıradaki lütfen. Kaynar suyla haşlanmış bulgur daha büyük bir kaba konuluyor. Şöyle bir havalandırayım. Bulgur havalandırılırken zil çalıyor. Havalandırıyoruz. Evet. Şimdi kapı biraz çaldı. Ah Boracığım geldi. Hadi yavrucuğum okuldan geliyor. Ben orayı kıstıralım bir evet. Ya. Gel tatlı. Alalım mı? Açalım mı kapıyı? Gidelim mi? Gidiyorum. Evet.
Şimdi. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Bak geldin. Huzur da geldi. Hoş geldin. Baksana Boracığım. Şu gözlerinin güzelliğini. Hoş geldin desene oğlum. Hiç memnun olmamış gibi davranıyor. Çok mu soğuktu Boracığım? Bora. Bora. Hoş geldiniz desenize. Hoş geldin. Güzel. Biz kısır yapıyoruz Bora, biliyor musun? İçeride üstünü giydim. Bak geldi. Boracığım kaldır kafanı. Kısır yapacağız. Bora yardım edecek misin bize? Haydi ellerini hemen üstünü değiştir. Şu kapağını çıkar, ellerini yıka gel. Bu çok tatlı ya. Güzel gözlü. Hemen devam edelim kısırımıza. Mutfağa dönen Nihayet Hanım ve Dilara bulguru havalandırmaya devam ediyor. Aman bulguru kaynatırlar. Yavrum bulguru havalandırırlar. Harika oldu, çok güzel oldu. Nasıl kattık sevgimizi, şimdi, kattık, aynen, okşadık, kesinlikle. Sevdik. Her şeyi yaptık. Şimdi evet. Artık malzemeler. Tamam. Şimdi domates salçası. Domates salçası. Evet. Geldi Bora, Bora. Boracığım gelebilir. Gel, üç tane koyduk bakalım, sonra tekrar atabiliriz. Üç kaşık. Biber, şöyle bir yandan Boracığım. Biber salçası. Kokluyor. Acı ister misin Bora? Acı katalım mı? Acı hangisi? Acı biber salçası ister misin? Sen yiyor musun acı? Bol su içiyor. Dedikten sonra. Ver bakayım anneciğim şunu, kimyonu bana. Bir kere kafana. Kafama acı biber dikmiştim. Evet acı biber, şöyle bir tane kaşık şöyle şey yaptı ablası. Allah evet. Yandı sonra çocuk. Aynen öyle. Şöyle kimyonu kastık birer. Şöyle şu kimyon. Tarçın bir tane koyacağım. Tarçın koyuyorlar mı normalde? Tatlı olmaz mı tarçın? Hayır. Bakacağım şimdi, çok harika tadı oluyor. Yani çok güzel bir aroma katıyor. Bu da yeni bahar. Yeni bahardan da yeni bir kaşık falan koyacağım. Nane tamamını katacağım içine. Nane. Güzel kişnişimiz. Kişniş. Diyarbakır kişnişi. Evet, Diyarbakır'dan getirdiğim kişnişimiz. Çok güzel. Ve şöyle bir şey yapacağız. Yapıyor muyuz? Şöyle bir karıştır bakayım. Ay. Giriyor. Şöyle ezmeden. Öyle. Evet. Öyle. Nasıl ezmeyeyim? Hiçbir karışmıyor. Karışır. Evet. Şöyle. Aha, öyle olacak. Salça da almıyor o zaman. Salça, bak şimdi ben de. Bak. Her yeri bulgur yaptım. Şu an bütün mutfak bulgur. Olsun, toparlarız. Ay. Ha, evet yavaştan karışıyor. Şöyle yapacaksın. Nasıl? Sen bir göster evet. Bana abla, ben yapayım. Şöyle. Ezmeden. Ha. Güzel, bak şöyle. Hep okşuyoruz. Aynen hiç öyle. Seviyoruz. Seviyoruz, okşuyoruz. Severek. Evet. Şu sarımsağı da dökebilirsin Boracığım. Bak orada tabakta. Şurada bak şurada. Şurada anneciğim. Dök bakayım. Yardımcıların çok iyi bugün. Evet. Yakışmış. Güzel. Teşekkür ederim Boracığım. Yardım ediyor mu normalde ediyor, böyle? Ediyor ablası. Evet. Ediyor valla. Her şey bana yardımcı oluyor Boracığım. Teşekkür ederim oğluma. Dilara kısırı sevgiyle yoğuruyor. Sonra diğer malzemeler ilave ediliyor. Dilara'daki şu benzetmeye bir bakın. Buracığım yeşil soğanı verir misin güzelim? Yavaşça şurada kendim. Tamam ameliyat oldu bu. Soğan yavaş. Teşekkür ederim. Almışsak lütfen. Şimdi. Renk. Yeşil çok yakışıyor ama. Çok güzel. Şimdi güzel oldu. Bu zeytinyağı da Aydın'dan geldi. Aydın zeytinyağı. Evet. Güzel kokar o. Çok güzel. Oh, Diyarbakır'dan Aydın'dan zeytinyağı. Zeytinyağı. Ondan sonra. Her şey var. Nar ekşisi de vardı da bitti. Nihayet Hanım'ın kısırının tadına ilk Dilara bakıyor. Rengi de koy, valla bu acı oldu. Sen beni kandırıyorsun. Acı değil. Bir durayım ya. Bak bakalım. Bir yeşilcik atacağım. Böyle acı değil diyeceğim, acı koyacak demiyorum, çok güzel. Ya yeter, bu kadar. Tamam. Ay çok güzel. Tamam o zaman, bu kadar acı. Bu eldivenleri ağzımı sokayım. Çok hijyenliyiz. Ay.
Şimdi çıkıyor acısı. Ya. Şimdi yok, çıkıyor. Yok. Sonradan bir vurdu böyle. Vurduma doğru. Al. Yandım. Su abi, alacağım ben sonra. Diyorsun. Yok şöyle hafiften. Vallahi. Ama zaten ve marula falan yiyoruz değil mi? Tabii tabii kesinlikle. Marula sarıp öyle yiyeceğiz. Evet. Ay çok güzel oldu. Artık masaya geçebilir miyiz? Geçeceğiz. Ay, çok mutluyuz. Doğradık, soyduk. Evet, aynen öyle. De. Artık yiyeceğiz. Buyurun. Ben yapmış gibiyim ve havalı bir şekilde içeri doğru gidiyorum. Nasıldı kısırım Diyarbakır? Bu ara beğendin mi ben yaptım? Beğendim yükseli. Tepki nasıl verme. Nasıl güzel yapmış mıyım? Ha, ben daha güzel yaptım annenden. Ya. Kızıyorum bana. Evet böyle sofraya. Artık gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Evet kısırımız geldi. Ben bırakmıyorum. Kendin yapmış gibi. Ben Dilara yaptı. Ama Dilara yaptı, İlohçum yaptı. Ben yapmadım ama aslında öğrendim. Yaptı. Muhteşem. Çok güzel. Evet. Bunu Diyarbakır kişnişi koymasam ben alsam aktardan olur. Yani, aynı tadı güzel olmaz. Yapamayacak mıyım? Bir alayım bir paketi sende. Veririm ne demek. Verirsin değil mi abla? Sen tamam. Gelince getiririm yani. Ya merak ben Diyarbakır kişnişimi alacağım. Bunun da aynısını yapmazsam neyim ben? Ya. Yalnız masaya bak bak. Mozaik pastası. Orada kullanıyorlar. Bu ne? Biber turşusu. Evet, ya. Ay, çok güzel masamız. Oturalım mı abla? Buyurun. Ben azıcık bir yudum biraz daha yiyeyim ben. Sen artık. Yiyorsan. Kibaş ablam masaya bak ya. Kibar Allah aşkına masaya bak. Ama ortadan sen de olsaymışsın keşke burada. Kaçırıyorsun, kaçırıyorsun bu masaları. Sever mi? Kibar yer, yani acı. Yer, ablam aa, yer yani yemez mi o ya? Zaman. Böyle kısır yemez mi değil ya? Mi? Buyurun. Demin ben gerçi kalite kontrolü yapmıştım ama bir daha yiyeceğim. Çok aldınız yani. Dur. Yiyeceğim ben daha. Buyurun. Hadi ben bunu yiyeyim tek başı başımla birlikte. Bora kesin böyle şanslısın. Bora. Böyle annen var ya. Aşk olsun. Yemiyorsun. Kibaş ablam. Evet, biz yemeğe geçiyoruz. Evet. Buradan küçük Boracığımın, nihayet ablamın, ondan sonra ablacığımın. Çok selamlar. Çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Kanal Türk'e sevgiler. Seviyoruz sizi. Diyarbakır'a da selamlar yolluyoruz buradan. İyi yapmışlar böyle güzel şey. Nihayet ablam da orada doğmuş. Evet. Görüşmek üzere, bay bay. El sallayalım Kibaş ablama. Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin
dünyadan engel. Bitsin artık bu hasret, gurbet elde kalma gel. Gelmeden bahar sen gel, kimse olmadan engel. Bitsin artık bu hasret, gurbet elde kalma gel. Neden gelmedin? Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler, niçin neden gelmedin? Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler, niçin neden gelmedin? Kalbim seni özler, yollarını gözler. Nerede verdiğin sözler, niçin neden gelmedin? Kalbim seni özler. Hünerime teşekkür. Çok teşekkür ederim. Bana çok yakıştı. Bak, bana hediye etti. İçimde kalmasın. Ay, söyleyeyim. Benim. Teşekkür ederim. Dedim ki yani çok teşekkür. Hürrem Sultan gibisin bak, bu saçlar örgülü falan. Beğendin mi saçımı? Bu yüzük çok yakışır dedim. İstek, siyah da giymiş. İstek üzere yaptırdım. Harika. Biz haremde olsaydık muhteşem yüzyılda. Bak Süleyman'dan Hürrem sen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Herhalde Hürrem yani başa çıkabilir miydi? Hayatta yani, olmaz. Yani şöyle... Çok güzel şöyle, kadın ama. Şöyle. Çok güzel bir kadın ama. Güzel değil mi? Allah aha, için. Güzel. Sen de çok güzelsin. Teşekkür kaderiniz ederim. Güzel olsun, kaderiniz. Ay, evet. Şimdi reklamlar. Haydi bakalım. Nissan'dan mutlu servis kampanyası. Şimdi Nissan yetkili servislerinde belirli bakım parçalarında %20, işçilikte %30, motor yağlarında ise %20'den başlayan indirimler var. Üstelik 25 nokta kontrolde ücretsiz. Hadi Nissan yetkili servislerine. Türkiye'de sağlıklı ve lezzetli yumurtanın bir adı var. Sevdiklerinizle güvenle paylaşabilmeniz için. Keskinoğlu. Yine bir konser çıkışı. Tatlı bir yorgunluk. O ilanın önünde durduk. Makrom yapı. Hayallerimin evindeyim. Sıcacık, keyifli, ferah, yepyeni. Her gün beni daha da mutlu eden. Artık evimi buldum. Hayallerimizin temelinde biz varız. Makrom yapı. Bol sütün ve %100 bitkisel yağların birleşimi terem yağ. İyi yemeğin sırrı İşte budur. Tereyağı, tereyağının lezzet ikizi. Aşçılık hevesine, arkadaş davetine, birikmiş kirlisine, bir tek onlar dayanır. Yeni nesil Profilo bulaşık makinesi, esnek raflarıyla her türlü bulaşığınıza yer açar. Anneliğin zorlu koşulları varsa annelerin Profilosu var. Seyahatlerinizde şıklığın ve kalitenin adı Esta Rubon. Ufacık bir ışıltı,
yansıyarak büyür ve tüm dünyanızı aydınlatır. Sadece finişte bulunan yeni ultra parlaklık teknolojisi izleri ve su damlalarını giderir, ulaşabileceğiniz en üstün parlaklığı sağlar. Finiş parlaklığı hayatınıza yayılır. Finiş, bugüne kadar hiç görmediğiniz parlaklık. Yumuşatıcıya gerek yokmuş. Deterjana gerek yokmuş. Çamaşır makinelerinde de kireç tutmayacakmış bundan sonra. Şimdi İkbal Gülpınar'ı çağırıyorum ve soruyorum. Hiçbir şekilde kimyasallarla muhatap olmadan çamaşırlarınızı tertemiz yıkıyorsunuz. Nanoteknolojik seramik toplar var. Kloru ayrıştırıyor, çamaşırlarımızın deforme olmasını engelliyor. Bir tanesi suyun içindeki hastalığa yol açacak bakterileri de öldürüyor. Su moleküllerinin küçülmesini, çamaşıra nüfuz etmesini, oksijenin daha çok açığa çıkmasını sağlıyor. Çamaşırdaki kirleri yok ediyor. Nanomatik çamaşır topu aldığınızda 3 yıllık kullanım, hatta kimi zamanlarda bu. Yani evet, bu 3 sene sadece 89 liraya. Hadi canım, bunu 3 yıl. Evet, çamaşırı koyuyorum. Topu da içine attık. Peki, başlat. Haydi bakalım. Hologramsız ürün sahte üründür. Lütfen kutu üzerinde hologram olmayan ürünleri satın almayın. Hologram üzerindeki seri numarasıyla ürününüzün orijinal olup olmadığını nanomatik.com adresinden kontrol edebilirsiniz. Bakın. Bir koklayayım. Tertemiz. Su kokacak. Noter vekilimiz buradaydı. Biz çamaşırı yıkadık. Hanımlar, nanomatik çamaşır yıkama topunu bir an önce 444-1531'i arayıp sipariş edin. Nanomatik. Etkisi. Kızlara doğru yolu göster. Kurumayan su damlaları bulaşıklarınızda leke bırakabilir. Finiş parlatıcı, geliştirilmiş kurutma sistemiyle su damlalarını tamamen yok eder. Bulaşıklarınızın makineden kupkuru ve pırıl pırıl çıkmasını sağlar. Finiş, pırlanta kadar mükemmel. Derya'nın dünyası bugün de çok renkli ve dop dolu bir programla geliyor. Anneler ve anne adayları, bugün kimseye randevu vermeyin. Bebek ve çocuk sağlığı konusunda anneler hangi hataları yapıyorlar? Probiyotik gıdalar bebekler ve çocuklar için faydalı mı? Bebek ve çocuk sağlığı ile ilgili 10 altın öneri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gökhan Mamur açıklayacak. Bugün Derya'nın dünyasını sakın kaçırmayın. Vodafone Beyin Takımı sunar. %50 indirimli süper internet paketleri. Çocuklar. Vodafone'lular, süper internet bayramınız kutlu olsun. Herkes internete cepten hesaplı bağlansın diye şimdi Vodafone süper internet paketleri ilk kez alanlara 3 ay boyunca %50 indirimli. Hadi halaya. Ütü daha ne kadar akıllı olabilir? Devrim yaratan teknolojisiyle yeni Philips akıllı ütü ısı ayarını kendi yapar, böylece sevdiğiniz tüm kıyafetleri hiçbir ayara gerek kalmadan kolayca ütülemenizi sağlar. Üstelik diğerlerinden çok daha hızlı. Yeni Philips akıllı ütü. Dünyanın bir numaralı ütü markası Philips'ten. Acaba halıları halı yıkama makinesiyle mi temizlesem? En iyisi elle. Elle temizlemeye karşı makine ve Veniş halı makinenin farkını görelim mi? Görelim. Elde yıkamanın aksine yeni Veniş ekstra hijyenle Arçelik halı yıkama makinesi dipteki kirleri yüzeye çıkararak derinlemesine temizler. Üstelik mükemmel hijyen sağlar. Bence gerçek halı temizliği için Veniş halı makine şart. Halılarınızda derinlemesine hijyenik temizlik. Veniş halı makine alana Arçelik halı yıkama makinesi 400 lira yerine sadece 250 lira. Hayat güzel. Nesle'nin yumuşacık çikolatasıyla çok daha güzel. Hayata çikolata.
Elidor uzmanlığı muhteşem yüzyıl setinde. Elidor'un yıpranmış saç uzmanı Thomas Top. Merhaba. İyi ki geldin Tom. Her gün set, her gün set. Gücüm her şeye yetti. Ama bu saçla ne yapacağız biz? Saçlar kolayca yıpranır ama onarmak sabır ister. Saçlarını yeniden yapılandırmamız gerek. Haftada iki kez maske gerekli. Saçlarını parça parça ayır, masaj yaparak uygula. Ne güzel kokuyor. Sultanım, bence hazırız. Türkçe benden daha çabuk söktün. Elidor onarıcı ve yapılandırıcı seriyle muhteşem saçlar. Sel formu. Sütlü formülüyle sadece %40 yağ. Üstelik kalp dostu omega 3 ve 6 içeriyor. Ve sel formu. Tam formunda kahvaltı keyfi. Vallahi dizi başlıyor dizi. Anne, bu bölümde Zeynep evlenmeyi kabul edecek. Ne o? Şahitleri sen mi alacaksın? Kızım, şu pilavın devi için. Hadi. Başladın. Aferin oğlum. Salayla dizi keyfi devam ediyor. Solu kağıt havlu tek yaprağıyla sıvıyı çarçabuk emer, tertemiz bırakır. Solo'yla hallet gitsin, hayat devam etsin. Selam Süt abi. Süt abi? Aynı aileleriniz. Sen süt, ben süt dilimi. Gerçekten mi? Kinder süt dilimi. İki dilim kek arasında bal ilaveli bol sütlü, vitamin ve kalsiyum içeren besleyici yiyecek. Tamam sütlü kardeş. Çocukların beslenmesinde artık sen önemli bir yardımcımsın. Kinder süt dilimi. Sütlü ısırmalık. Bir dakika. Biz mobilya bakmayacak mıyız? Hayat. Beynosta mobilya da var. Beynosta mobilya da var. Hepsi ne kadar şık değil mi hayat? Ödemede de bir şıklık yaparsınız artık. Tabii efendim. Merinos'ta mobilya da şimdi. Dur unuttum. Ne diyor? Unuttum. Ay Nuray geliyor Nuray. Ha Nuray mı? Aferin kız sana. Çok yaşasın. Evet Nur işimiz geliyor alkışlarımızla. Nuray gelerek her zamanki kadın. Ay. Şık kadın. Ay canım. Canım içi benim. Ay, bir tane. Nasıl buyur. İyiyim bebeğim sen. Ben deyim ben bugün çok mutluyum. Ay. Her zaman öyle ol inşallah. Evet hep birlikte. Amin. Hem senin uğruna inanıyorum. Kurban olurum ben sana. Bebeğim sen çok benim. İnanılmaz. Görüyor musun? Uğurlu. İyi niyetli. Evet inşallah. Özü sözü doğru olan. Allah razı olsun. Enerjisiyle sağ ol bebeğim. Hep bir yerlerden bir yerlere ulaştırıcı çok olan. Hayırlı sebep ve vesile çok olan bir enerjiye sahip olduğum için benim sen kıymetli de dostum, kurban arkadaşım, kurban. Gönül arkadaşım. Bugün çok Kerem özel bir gün oldu ya. Ha? Bugün başka bir gün oldu. Her zaman öyle geçsin inşallah. İnşallah. Her bugün günümüz böyle güzelliklerle geçsin. Ama nedenini söyleyelim. Nedeni? Şimdi Kiboş'u ben gerçekten çok seviyorum. Bu albüm çıkmadan önce de söz vermiştim. İlk Kiboş'ta okuyacağım. Çünkü şunu da belirttim bu arada konu açılmışken. Şarkılarımızı okuyabileceğimiz başka doğru düzgün platformlar yok. Programlar yok. Kibariye sağ olsun o kadar kendisiyle barışık bir hanım ki. O kadar güzel bir kadın. Hepiniz yüreğiyle, sesiyle zaten tartışmasız. Burada da bütün şarkılarımızı okuma imkanı buluyoruz. Estağfurullah. Yakışır kardeşlerime yakışır. O bir. İyi ki böyle bir program yapmış. İyi ki arkadaşlarım geliyor. Allah razı olsun. Sağ İkincisini söylemek istiyorum.
Hani herkesin hani ahiretlik mi derler, böyle ne derler? Ya en yakın dostum benim Nuray Sayarı'dır. Yani daha ötesi İçeride gördüm o hareketi. Yoktur yani benim. İçeride gördüm. Ablamdır, kardeşimdir. biz bir abi ve iki kardeşiz ama Nuray üçtür yani. Gerçekten evet, öyle. Gerçekten değerli onun, bir insan. Ben de çok seviyorum biz onu. Biz birlikte büyüyüz. Onu biz aynen hangimiz böyle kaçıralım biz, hangimiz götürelim. Herkes seviyor. Onlar çok şanslıyım ben. Orkestra da çok seviyor seni. Bilmez miyim? Ama biliyorsun Nuray'ın da insanlığı ve şahsiyeti dışında Nuray çok özel bir astrolog. Kendisini evet, çok yetiştirmiş. Kesinlikle. Ben şunu söylemek istiyorum. Son günlerde hep duyuyorum. Bunu ben de söylemek istiyorum. Astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı. Allah için söylüyoruz. Allah için. Şey yani. Evet başlıyoruz şimdi, tamamdır. Evet, konuşma yani. Başlıyor. Çok canım merak benim, ediyorlar. Canım ben benim. De merak ediyorum. Biz böyle yapalım bak. Aslanla başlasana. Tabii bak. Aslan. Aslanım ya ben. Bak ya aslan bak. Mı? Aslan mı? Aslan mı? Annem de aslan. Vallahi aslan annem gibiyiz aslan. Be. Buradan annem, teyzem bizi izliyorlar. Selamlar. Aa, annem, selamlar. Teyzemi, halamı, herkesi. Çok öpüyorum. Söyle anneme öpüyorum. Ay canım benim. Ya. Şimdi çok önemli bir sürece giriyoruz 9 Mart'la birlikte. 9 Mart. Ne oluyor 9 Mart'la birlikte? Merkür, aklın zekanın gezegeni. Tamam. İkizler ve Başak Burcu'nun yöneticisi. Yine Merkür hanımlar gerilemeye başlıyor. Ha. Artık sizler yani Merkür'ü tanıyorsunuz. Nasıl bir gezegen olduğunu biliyorsunuz. Merkür gerilerken yeni aşklara başlamak, Merkür gerilerken akılda ev almak yoksa almayın. Ha. Merkür gerilerken iş değiştirmeyin. Merkür gerilerken aklınızda olmayan değişimleri asla yapmayın. Yaklaşık 7 Nisan'a kadar da Merkür gerilemesine devam edecek ve şimdi 12 burcu Merkür gerilemesi nasıl etkileyecek derken, özellikle hangi burçtan olursanız olun, yarım kalmış olan işlerinizi, bir türlü tamamlayamadığınız dileklerinizi Merkür'ün gerileme sürecinde tamamlayabilecek, sonuçlandırabileceksiniz. Özellikle Merkür Koç burcunda gerilemeye başlarken 23 Mart'ta, 9 Mart'ta gerilemeye başlayıp 23 Mart'ta Balık burcuna geçecek. Ve Merkür gerilemesi 7 Nisan'da Balık burcunda sona erecek. Ama bu arada ben erken erken anlatıyorum ki tam son dakikada aman Merkür geriliyor dememek için, bilseydim de bunu yapmasaydım demeyesiniz diye. Yüzler şimdiden kendinizi maşallah lütfen çok hazırlayın. Çok güzel anlatın. Özellikle Merveci. Çok şükür. Çok şükür. Ben de böyle sesim kısılıyor arkadaş. Yıkılıyor. Kıyamam sana. Boğaz çakram. Boğaz çakrası. Sonra ıhlamları gelecek. Evet çayları. Tabii ki. Ben biraz sonra ona bir enerji veririm. Bana da ver ablam. Senin enerjin maşallah. Zaten var ya. Sen bir de enerji alsan ne olacaksın acaba? Bir de yoldan seyahatten gelmiş. İnanamıyorum maşallah ya. Allah. Bir seni tanıyorum, bir de Nuray'ı tanıyorum. Sizler biyoniksiniz. Hani hiç yorulmak nedir bilmiyorlar. Cazın lafını kestik ya. Özür dileriz ya. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Merkür gerilemesi 9 Mart'ta başlamadan önce değişimler düşünüyorsanız, örneğin saç renginizi değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Stilinizi değiştirmek istiyorsanız değiştirin. Alışveriş yapmak istiyorsanız yapın. Ama asla 9 Mart'ta durduk yere saçınızı değiştirmeye kalkmayın. Stilinizi değiştirmeyin. Çünkü bu değişimler istediğiniz sonuçla sonuçlanmayacaktır. 9 Mart itibariyle yapacağınız ani değişimlerin sonucu size pişmanlık getirecektir. Ama diyelim ki yeni başlangıçlardan uzak durur da yarım kalmış işlerimize karar vermek doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Çünkü Merkür gerilerken şimdi örneğin ev hanımları, gardıroplarınızın kimsenin görmediği dağınık köşelerini yerleştirebilirsiniz. Evinize derin bir temizlik yapabilirsiniz. Evinizin enerjisini de değiştirebilirsiniz. Ev işleri gene hiç bitmiyor. Evet. Allah bitirmesin. Onlar amin biterse amin. Hayat biter. Doğru o yüzden da. Yoruluyor bitmesin. Ama insan be. Olsun. Güzel tatlılıklar onlar. Şikayet etmeyeyim çünkü ben helal de olsun kadına ya. Bak ne güzelsin. İlk defa senden duyuyorum böyle bir şey. İş bitmesin. İş bitmesin. Tabii ki bitmesin. Enerji devam etsin. İşler devam etsin. Enerjimiz varsa yapalım. Tabii ki ben yani sen de. Ev işi yapmak konusunda. Rahmetli Hilmi Topaloğlu biliyorsunuz. Rahmetle anıyoruz.
Kibariye seni o kadar anlatırdı ki. Severdim. Kibariye gelirmiş evine, yemek yermiş, hep anlatırdı evet, senin evet, evini. Evet, yapar giderdi. Ne kadın sahnede okur, evde yapar, hiç kimseye iş bırakmaz. Bak Nuray da öyle, biliyor musun? İşte çok güzel, onu gördüm. Ya o koca ben. Ev, sen onun evini gördün mü? Dört katlı bir ev. Ekranı da gördüm. Çok Allah'ım güzel, yani. Çok temiz. Ben bağlandı böyle örtü. Ne zaman saçını bağlayan kadınlar var ya, yemek yaparken saçını bağlayan kadınlara hastayım ben. Şimdi Aslı bana diyor ki, benim çocuk var ya evde. Yersilerim, temizlik yaparım öpüyorum. Kimse sana inanır. Şaka gibi. Evet, şaka gibi. Kucağında sepet çamaşır asarsın diyor. Yani şurada o gana alıyordu kucağına. En komiğini anlatayım mı Kibariye? Çok güleceksin. Aslı bir gün ben de balkonda çamaşır asıyorum. Yine bizim işte yardımcı kadınlar sağ olsunlar, bir hafta gelip kaçıyorlar ya. Artık ben gardımı aldım. Ben gardımı aldım. Bütün işlerimi gece yapıyorum. Amin. Etmesin amin. Tabii ki. Çamaşır asıyorum. Yan taraftaki evde çalışan hanım da bana sesleniyor. Küçük hanım diyor, sizin evin sahibi astrologmuş. Beni evde çalışan zannediyor. Ben evet evet, nasıl güzel bakıyor mu Yıldız Ayıza? Çok iyi bakıyor. Sen onun akrabası mısın? Çok benziyorsun. Kadına bursan bile muhabbet veriyoruz. Ay dedim, anasını. Ama ne şeker değil mi? İşte her şey, sohbeti güzel. Allah evet. için bak, sen burada değil, varsın biliyorum, diye demiyorum. Biliyorum, ben de seni her tuttum. Zaman evet. Senin arkandan da yüzünden biliyorum. Hep aynı şeyi söylerim biliyorum. Ben kendi adıma. Biliyorum. Sen hem temiz kadınsın hem de yürekli kadınsın. Canım benim. Hem herkes çok seviyor seni. Canım benim. Bütün benim. İnsanlar ben seni çok, çok seviyorlar. Tamam, tamam. Ben de seni çok seviyorum. Uçuyorum. Evet. O zaman hemen. İkizler ben. Evet, ikizler ben geliyorum. Sırayı bozmayalım o çok zaman. Var, kusura bakma ne olmuş. Estağfurullah. İki de bir telefonu kestik kadının ya. Rica ederim. Keser miyiz sohbet edelim? Kesmiyoruz, şey. Tamam bitti. Sohbet. Şimdi koç burçlarının özellikle bu hafta yaşama karşı duruşlarıyla alakalı dengede kalması gerekiyor. Arkadaşlık ve sosyal hayatınızla alakalı isteminizin dışında yaşanabilecek bazı gerginlikler uzun vadeli küslükleri ve kırgınlıkları getirebilir. O nedenle lütfen bu hafta düşünmeden konuşmayın. Artı size karşı yapılan eleştiriler karşısında eğer ki olumsuz bir duruma sahip değilseniz, kim size ne söylüyor? Siz onun aynasısınız. Aslında söylemek doğru. istediklerini gerçekten size değil, aynaya söylüyordur. O yüzden direkt gardınızı almayın. Direkt kırgınlıklar yaratmayın. Ya boğalar, parasal konularınızla ilgili kaygılı bir hafta yaşayabilirsiniz. Ama bunu sadece düşüncelerinizle yaşayabilirsiniz. Kaygılar demek değil ki maddi açıdan zorlanma yaşayacaksınız. Sadece kaygılarınız var. Unutmayın, korkularınızı sürdürürseniz, korkularınızı devam ettirirseniz olmayacak olan kayıpları da hayatınıza çekersiniz. Bu nedenle tüm boğaların parasal açıdan yaşayacakları kaygı ve korkuları hemen bugün itibariyle kabullenmesi ve bitirmesi gerekiyor. Ya ikizler, sevgili ikizler, sürpriz sevmeyen burçlardır. Aynen. Onlar genelde hayata karşı ve yaşama karşı. Evet, sürpriz sevmez. O hep bekler ki her şeyi planladığı gibi olsun. Doğru. Ben bilmiyorum. Sürpriz yapar. Sürpriz yapar. Hediye alır, verir ama hayat ona sürpriz getirsin istemez. Diyelim ki bir sağlık sorunu yaşayacak. Sanki hastalık geldim, kapıyı çaldım der mi? Demez. Demez. Sorun geliyorum, hazırlan der asla mi? Demez. Demezsiniz. Ama ikizler her türlü soruna ve probleme hazırlanmak ister. Siz muhabbet edin bak neler gelmiş. Ay, ve bu arada abiciklerimiz gelmiş komşu. İkizler burcu için sürprizlere karşı gardını alması gereken bir süreçte ama bunların hiçbirisi olsun. Olumsuz sürpriz değil. Bir kere sevgili Aslı, senin bugün yıllar sonra ya, sahnelere dönmen. Abi, çok ilginç bir şey anlatıyor. Bak, yıllar sonra sahnelere dönmen bir tesadüf değil. Buyurun. Artı. Yalnız iki kaşık geldi. Bak çift kısmı. Bak kısmı. Kaşık kaşık veriyorlar. Hep beraber arkadaşlar. Hep beraber. Kaşığın enerjisini bilir misin? Bilmiyorum. Kaşık kadındır. Çatal erkektir. Bak, bir daha de bakayım. Kaşık kadını temsil eder. Çatal ise erkeği temsil eder. Allah Allah. Kadından yana bak. Ya. Benim kaşığımmış o Aslı. Kadından yana gelen kısmet. Demek ki sen bugün gerçekten Aslı'ya çok kısmet getirdin. Evet. İnşallah yakışır kız. Allah inşallah öyle olsun. Ve dolayısıyla Aslı ikizlerin şans alanının bugün değişime girdiği bir gün. Dolayısıyla
bugün burada bulunman, bugün evet. sahnelere dönmen. Doğru, doğru. Bundan doğru. sonra seni inanıyorum ben böyle şeylere. 12 yıl boyunca 12 yıl. Hiç ara vermeden devam edeceksin ve ben şunu da görüyorum. Sen çok yakında bir programa da başlayacaksın. Allah Allah. Ben de yani. Ben de beni de anlat. Ben ve, de yapacağım. Bak ve bir dakika ben diye bir daha çok şekerim. Her konuda sürprizlere karşı İnşallah. Olumlu açık olduğu bir haftada. Heh. Yengeçler aile ve yuva konusunda yarım kalmış işleri ve dileklerini tamamıyla istedikleri gibi gerçekleştireceği bir haftada. Aslanlar inanılmaz şanslı bir haftada. İnşallah. Özellikle Rabbim, Rabbim ben olayım sana. Hey güzel Allah'ım. Bak milli piyango al. Milli piyango, milli piyango al. Kesinlikle tamam, eğer tamam, aslanların bütün aslanların olması evinde, lazım. Özellikle birçok aslan burcu yarım kalmış işleri ve dilekleri ve şans alanında hemen her konuda şanslı oldukları bir İnşallah haftadalar. İnşallah kurban oldum ona. Özellikle de parasal sağlık konularda sağlık çok... sürpriz kazançlar. Yine söylüyorum. Sen bana Şu hep söylüyorsun. Şu parayı erteleme. Ya lazım tabii. Sağlık ya. Bak sağlık lazım. Ama paran olmazsa, sağlığın olur mu kaybedersen, paran olmadığı için iyileşemezsin. Çok doğru. O yüzden parayı seviyorum. Para Hırslı olmama şartıyla paraya. Azimli. Azim. Hırsın içinde kötülük vardır ama azmin içinde gerekli. Güzellik vardır. Hani deriz ya. Benim çocuğum çok hırslı. Hayır. Siz o anda çocuğunuzun bilinçaltına hırsı sokuyorsunuz. Hırsın içinde Doğru kavga söylüyorum. Var. Hırsın içerisinde her türlü yanlış var. Azimli değil. Azimli paralar istiyorum. Azimli başarılar Severek, istiyorum. İyi gözlerle bakın. Aynen öyle. Gerçekten Azim. Öyle. Kesinlikle parayı sevin. Yanlış bir koddayız. Çocukluğumuzdan beri. Para ayıptır. Para konuşulmaz. Para doğru, söylenmez. Doğru. Parayı konu etmezsen para sana gelmez ki. Parayı seveceksin ki gelsin. Ama telaşsız istemeli. Ama takılmadan. Takılmadan. Paraya takılmadan. Obsesif parayı seviyorum. Hiçbir şey. Paraya takılıyorum diye değil. Sizde. Tabii ki. Benim yanıma siz. Daha biz enerji master'ı yaptı benim arkadaşım. Aslında eğitim benim altında. Yurt dışından gelen evet. yabancı eğitmen arkadaşlarımla ya. Türkiye'de verdiğim workshoplar ve seminerlerde aslında şu anda yarı yarıya enerji uzmanı sayılır. Evet. Hadi. Tabii profesyonel ki. Yapmıyorum profesyonel ben. Yapmıyor fakat Burayı çok yap önemli eğitimler arada. Aldı. Ne güzel Yok, yani. Çok önemli evet. eğitimler aldı. Yani otururken şöyle bir gönderir istediği yere istediği evet. enerjiyi. Hayır, mesela Aslı ne gönderirsin? Mesela ne sevgi istersin? Gönderir. Var ya ben gerçekten hep sevgi gönderiyorum. Ben herkese o kadar sevgiyle bakıyorum ki. Yani ben şuna inanıyorum. Evrende her şeyin karşılığı var. Severek bakarsanız aynen o şekilde size geri Gelir. Dönüyor. Tabii hani ki. Böyle birine böyle falan yaparsınız ya. Emin olun o da sizin için aynı şeyi düşünüyor. Her şey karşılıklı. Ay çok hayatta. Şükür Allah'ıma bir tane daha benden. Evet öyle ama gerçekten. Çoğalıyoruz. Aynen, ben herkesi şimdi. Seviyorum ama. Çok humanist bir yapım var. Çok. Yani ben koşulsuz. Seviyorum. Çok yani güzel koşulsuz şey ama, çok güzel koşmayı. Şey. Mesela benim içimde hiç hayatım boyunca hiç kimseyi kıskanmadım. Hiç yapmadım. Ne güzel lafa biliyorsun zaman. Ben Hı. en iyi noktada bundan 5,5-6 yıl önce işimi bıraktım ki çok iyi bir noktada bıraktım. Ben dedim şu anda ekran önünde değil ekran arkasında olmak istiyorum. Genç arkadaşlarımıza albüm yapmak istiyorum. Tabii ben ki. Albümler yaptım genç arkadaşlara. Kimse bunu bilmedi. Destek oldum. Kliplerine gittim. Allah bilsin yeter zaten. Yani bunu her sanatçı yapamıyor. Yani şöhreti bırakmak her baba yiğidin harcı olmuyor. Çünkü şöhrete alışmışsınız. Ben de 17 yaşından beri. Ama demek ki bak hırsla şöhreti olan bırakamaz. Evet. Azimle şöhreti olan vakti geldiği yani vakitte denge, bırakır. Yardımcı her şeyden kurmak çok önemli. Tabii. Yani bu tarz çünkü istediğim an bana geri geliyor çünkü. Ben tabii buradayım. Ki. İstediğim, aynen öyle. Şu anda kendimi hazır hissettim olmak için. Tabii ki. Ne dilersek ne istersek isteyelim. Biz Bağ gideceğim. Ben her zaman derim ki gideceğimiz yer belli. Aynen. Onun için fazla hırslı olmamak lazım. İşte bak sevgili lazım. Kibari içeride bunu konuştuk. Şu wow. Hayatın başlangıcı bu dövme. Hayatın ben bunu niye yaptırdım biliyor musunuz? Bu hep soruluyor bana. Biz ana rahmine düştüğümüzde cenin pozisyonundayız. Ne kadar güzel olursak olalım. Hayata neler verirsek verelim. Gün geliyor, vakit bitiyor. Hayat bir armağan. Süresi yok ve bu boyuttan göçüyoruz. O ne kadar güzel olursak olalım. Et kemikten ayrılınca yine vaziyet doğru, bu. Doğru, güzel. O yüzden... Adamın her lafında mana var vallahi. Gerçekten. Yıkılıyor muhabbetler çok güzel. İnan ki çok uzun uzun sohbet etmek lazım. Canım ya, ben sizi izliyorum. Ay diyorum biraz daha anlatsın. Ah diyemem. Muza bak bir ya. Şey söyleyeceğim. Burada şimdi yabancı yok. Gerçekten
Nuray Hanım her geldiğinde ben isterim ki çok uzun konuşsun. Çünkü dinliyor, dinletiyor. Canım çok kaliteli konuşmalar bize aydın öğretiyor. Estağfurullah. Sadece paylaşıyorum. Sen gel anacığım bize öğret. Ben de bilgileneyim. Bak öğrenmek değil. Hepinizin ruh hafızasında benim bu anlattıklarım var. Ben anlatırken sadece hatırlıyorsunuz. O kadar. Çok güzel anlatıyorum be kardeşim. Kesinlikle. Gelelim Başaklara. Şimdi Başaklar. Üstüne yok be anam senin. Estağfurullah. Yükselen Burcun Başak. Bak şimdi. Başaklar hizmet alanında hizmet ettikleri ve hizmet etmek istedikleri alan. Şimdi sen sanatta hizmet dönemindesin. Bir başka Başak eğitimde hizmette, bir başkası başka bir işte hizmette. Tabii ki. Hizmet ettiğiniz her işte bir Başak Burcu olarak almak istediklerinizi alabileceğiniz bir haftadasınız. Ne bekliyorsunuz? Hizmetinizin karşısında sevgi mi bir Başakken? Para mı? İşte bu hafta hizmetinizin karşılığı size ve sizlere koşulsuz gelecek. Hı. Ya terazilerde evlilik, ilişki, ortaklaşa işler hususunda kesinlikle dengelenme haftasında olmanızla birlikte sizi zorlayan iletişimlerden tamamıyla arınıyorsunuz ve bu hafta terazilerin zorlukları bitiyor. Sona eriyor. Kafalarını karıştıran her türlü zorluk. Özellikle eğitimle alakalı sorumluluğu olanlarla ilgili ise değişimler ve dönüşümler olacak. Akrepler inançları alanında güçlenecek. Manevi değerlerini yükseltecek. Saygı görmeyi istedikleri konuda tam anlamıyla saygı görebilecek. Parasal konularda zorlandıkları her şeyi dengeleyebilecek. Yaylar ise hiç olmadığınız kadar adil olmayı isteyecek. Hiç olmadığınız kadar kararlı olacağınız bir haftadasınız. Özellikle çalışan yaylar iş hayatlarında statüsünü, konumunu, kazancını değiştirme konusunda adil sonuçlar elde edecekler. Oğlaklar kariyerleri hususunda, ünvan elde etmek istedikleri hususta tamamıyla çıkış noktasına sahip olacakları bir haftadalar. Son iki burcumuz ya kovalar, özellikle kovalar sosyal hayatları, arkadaşlıkları hususunda bitirdiğiniz ilişkiler varsa, örneğin uzun yıllar samimi olduğunuz, arkadaş olduğunuz, dost olduğunuz ve hayatınızdan çıkardığınız eş olabilir, patron olabilir, işçi olabilir, eleman olabilir. Her şekilde sosyal paylaşım içerisinde bulunduğunuz kopmuş ilişkilerinizin size geri dönüşleri olabilir. Merhamet çok güzel bir şeydir. Allah bütün kullarına acıma duygusunu nasip etsin. Ama bazen bazı ilişkilerde acıma duygunuzdan dolayı hata yapabilirsiniz. Dolayısıyla bitmiş olan ilişkilerinize acıma duygusuyla geri dönmeyin. O zaman hatalı ve suçlu ararsanız o sizsiniz. Evet. Bunu sakın unutmayın. Ya son burcumuz balıklarda. Çok güzel konuşuyor. Balıklar tamamıyla gizli saklı hiçbir şey hayatına adil ve dahil olsun istemedikleri bir haftadasınız. Bu hafta sizi rahatsız eden gizli saklı her şeyden arınabileceğiniz bir haftada olmanızla birlikte kendinizi her konuda duygu açısından yenileyeceksiniz. 9 Mart'a kadar değişimlerinizi yapıyorsunuz. 9 Mart itibariyle hangi burçtan olursanız olun değişimlere girişmiyorsunuz. 7 Nisan'a kadar dinleniyorum, karar vermek için düşünüyorum diyorsunuz. Bir dahaki pazartesiye kadar da kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Türkiye'nin haritasını soralım mı? Türkiye'nin haritasını soralım mı? Türkiye'nin haritası da var. Evet. Vay be unuttuk. Kız şimdi, sen de çok biliyorsun ha maşallah. Tabii, senden, şimdi yani, biliyorsunuz her yıl ki sende de söylemiştim. Evet, ne demiştim? 2012'de Türkiye'nin haritası ne olacak demiştim. Birçok programda ve sevgili Kibariye'de de bedelli çıkacak demiştim. Çıktı. Vallahi evet, çıktı. Ya. Çok yoğun vallahi, bir kış vallahi yaşayacağız demiştim hatırlıyorsan. Evet. Kar evet, kalkmayacak evet. İsyan etmeyin karı özleyenler. Acaba? Çok ciddi bir kış yaşadık. Şimdi ise Türkiye'nin haritasına evet baktım ve neler olacak? Bizleri neler bekliyor? Fenerbahçe taraftarları üzülmesin. Çok yakında Aziz Yıldırım serbest kalacak. Desteklediğin için mi öttürdün? Yoksa? Ay, burada her şey var vallahi muhabbetler. Ay kıyamam. ve sanat camiasında 12 Mart ile 27 Mayıs arası çok büyük bir kaos. Birçok sanatçının gizli saklı kaoslarıyla yüzleşebiliriz.
Birçok sanatçının gizli saklı belirsizlikleri gündeme gelebilir. Biraz sanat camiasında Türkiye'nin haritasına göre ortalık karışacak. Birçok kişiyi gözümüzde büyüttüğümüzle yüzleşebiliriz. Aynı zamanda doğrudur dediğimiz bazı yanlışların ne kadar yanlış olduğunu görebiliriz. Ayrıca da Mart-Nisan ayları, ki ben hep derim negatif konuşmalar yapmayalım diye, 2012'nin sonunda demiştim ya hani Türkiye'nin doğusunda deprem olabilir ve çok büyük çalkantılar neden olabilir. Dedim, yaşandı. Evet, şimdi Mart ve Nisan aylarında tekrar bir deprem enerjisine girebiliriz. Allah'a emanet. Tekrar bir şeyler gündeme gelebilir ama biz korkularımızı, şuurumuzda deprem korkusu varsa hemen bugün itibariyle o korkuyu kabul edip sona erdirelim. Ekonomik anlamda ise bazı zorlanmalar olabilir. Özellikle 23 Temmuz'a kadar olan dönem hem siyasi alanda hem ekonomik anlamda biraz zorlayıcı bir sürece giriyoruz. O yüzden özellikle Mart ve Nisan aylarında yabancı parayla borca girmek isteyenler varsa dolar ve euro üzerinde lütfen dikkatli olsunlar. Çok güzel aydınlatıyor kadın. Kadını ne yapayım ben? Nereye göndereyim? Nereye gideyim? Azıcık kalsın. Abi kalsın. Bence de işi yoksa kalsın. Evet. İstiyorum kalmasını ama. Bugün kalır be. Ben. Ya bak bir tane şarkı okuyalım biz. Tamam kalın. Aslıcığım akibari. İyi şu an okuyacak mısın? Hiç hadi. Açık olun. Tamam. 10. 4. 10. Hadi. Hadi gari. Ne kadar az alkış attırdınız. Çok attı. Hareketli mi olacak? Hareketli peki. Hareketli mi?
çıkarsınlar yan yana. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Çıkarsınlar yan yana, ikimizin resmini çıkarsınlar yan yana. Cinelimiz var. Cinel nereye gitmiş, nereye yapmış bilmiyorum. Bakalım ne yapalım. Kız Cinel'i, kız o Cinel'i, baba Cinel'i, neredesin Cinel'i? Kız Cinel'i, kız o Cinel'i. Kız ne yapıyormuş? Merak ettik doğru. Kanal Türk ekranlarından herkese günaydınlar, merhabalar. Bizler Kibari ablamın gözleri olarak ve Kanal Türk ekibi olarak neredeyiz? Her zaman İstanbul, 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 İstanbul'un farklı yerleri diyoruz ama artık İstanbul'u da açtık. Zaten tüm Türkiye'ye Kibari ablam hükmediyor. Bizler şu an neredeyiz biliyor musunuz? Hani belki arka fondan da görüyorsunuz karları. Bizler Van'a geldik. Van'dan sesleniyoruz sizlere. Herkese günaydınlar. Evet, bizler Van'dayız ve Van'da sizlerle birlikte çok güzel dakikalar yaşayacağız. Kimse bizlerden ayrılmasın. Biz Van'a niye geldik? Biz buradaki Van'daki Alaköy'deki İlköğretim Okulu'nda işte yazımızda şöyle çek. Mutlu kardeşim, Van merkeze bağlı Alaköy Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okulu'ndayız ve buradaki miniklere moral vermek için, onları eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ve Kibari ablam da bunu Türkiye'ye canlı canlı bizim aracılığımıza aktaracak. O yüzden diyorum ya, kimse hiçbir yere ayrılmasın. Müdür Bey de yanımızda. Müdür Bey'i çağıracağız. Çünkü onlar çok büyük bize destek oldular. Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle de İstanbul Fatih Belediyesi Alaköy'le öyle bir ortak çalışma yapıyor ki, İstanbul Fatih Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Zaten müdür beyimiz anlatacak şimdi. Ama içeride çocuklar çılgınca sesleri duyuyorsunuzdur belki, arkadan bizi bekliyorlar. Çünkü inanılmaz eğlenceli dakikalar yaşayacağız. Evet müdür bey, buyurun 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 buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş, çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi bir tanıyalım önce. Metin Tunca Ekin, Alaköy Şehit Çetin Aysan İlköğretim Okul Müdürüyüm. Öncelikle tekrar bütün Van adına, bütün Alaköy adına köyümüze geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Depremden sonra, tabii ki depremden sonra bütün halkımız her konuda... Telefon da çaldı. Olur, olur böyle şeyler. Kapatın hocam, devam edelim. Hiç problem değil. Benimkiler de çalıyor. Ben şu an zaten stüdyoyu da dinliyorum. Buyurun hocam. İstanbul Fatih Belediye'miz, Sayın Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir Bey'e çok çok teşekkür edip saygılar sunuyoruz. Sayın Başkanımız depremden hemen sonra buraya büyük bir çadır kurdular ve ilk etapta köyün %80'i yıkıldığı için bütün köy halkının zaruri olan ihtiyaçlarından hamam, çamaşırhane, erkek ve bayan şeklinde hamamlar, çamaşırhane kuruldu ve sıcak yemek verildi. Bizim köyle beraber çevrede 5 köye yine sıcak yemek veriliyor. Ve bayağı bir ummalı çalışma var yani. Çok güzel bir çalışma var ki şu anda da sıcak yemek ve hamamlar devam ediyor. Sayın Başkanımız bir de bizim köyümüze 24 teslikli bir okul yaptıracak. Bu okulda büyük ihtimalle
yılın ortası gibi başlar. Tabii ki önümüzdeki eğitim öğretimi yılına yetişecek. Ve bundan dolayı da Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz sizlerin huzurunda. Sizlerin de buraya gelmesiyle çok mutlu olduk. Tabii ki öğrencilerimiz içeride çok heyecanla, sizi bekliyorlar. Ve İçerisi fena karışık. İçeriden sesler geliyor, bağırmalar, çağırmalar geliyor. Bizim geleceğimizi zaten biliyorlardı. Eğlendireceğimizi biliyorlardı. Şu an tabii özellikle hem size hem milli eğitime bu işte izinlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de İstanbul Fatih Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce de söylediniz. Göstereceğiz. Bu köyün tüm detaylarını göstereceğiz ama bizlerden ayrılmayın. Önce çocuklar diyoruz. Önce çocuklar, bir eğlenceyi, onlara bir morali verelim, aşılayalım. Daha sonra köyde de güzel bir tur atacağız. Öğretmenimizin dediği gibi, müdürümüzün söylediği gibi seyyar, mobil kurulan bayan, erkek ayrı ayrı hamamlar var. Anaokulu çadırdan yapılmış. Yine Fatih Belediyesi destek olmuş. İçerisinde 8-10 tane çamaşır makinesinin ve kurutma makinesinin olduğu yine barakadan çamaşırhanemiz var. Hepsini dolaşacağız. Ama önce çocukları eğlendirelim. Bu morali onlara aşılayalım. Ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hocam eğitim zamanı. Hafta içi bir gündeyiz ve desteği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Aynen. Derslere çok azıcık bir ara verdik. Önemli olan moral dedik. Ve şimdi dersliklere gidiyoruz. Gidelim hocam. Bizi sabırsızlıkla bekliyorlar. Atladığımız bir şey var mı? Yine şunun için şunu kısaca eklemek istiyordum. Bizim öğrenciler zaten depremden sonra psikolojiyi atlattık. Çok güzel bir eğitime başladık. Hızlı ve yoğun bir eğitim. Sizin gelmeniz de bu çocuklar için çok pozitif anlamda bir moral oldu. Bununla 8 Haziran'a kadar bu morale çok iyi gideceğimize inanıyoruz. Yine tekrar sizin huzurunuzda emeği geçen bu aktivite ve eğlence için emeği geçen herkese, Kibariye ablaya, herkese teşekkür edip saygılar sunuyorum. O zaman çok geçelim. Hadi gel mutlu kardeşim. Kaymayalım. Yerlerde kar buz tutmuş vallahi. Çocukların işi de zor, sizin işiniz de zor hocam. Vallahi şöyle gidelim. Evet, kaymadan düşmeden ilk sınıfımız 7. 8. sınıflar mı hocam? Evet. İşte hazırlıklarımız gördüğünüz gibi. Gel mutlu kardeşim, gel. Çocukları eğlendirdikten sonra işte ikramlarımız da var. İşte gördüğünüz gibi çocuklar önce eğlenecek. Sonra tabii kaybettikleri enerjileri burada alacaklar. Bizler İstanbul'dan gelen gönüllüler olarak ne yapıyoruz? Çocuklara hem moral aşılıyoruz hem de onları eğlendiriyoruz. Sınıfımız burası değil. Diğer tarafa gideceğiz. Gelin. Sen şöyle bir gir mutlu kardeşim. Bu sınıfı da bir gör. İşte bu sınıfta neler var? Çocuklar merhaba. Kanal Türk'ten geliyoruz. Bir el sallayın. Kibariye ablaya sallayın. Az sonra buraya da geleceğiz. Sizler şimdi boyamalar yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kum boyamalar yapıyorlar. Şimdi sizden bir slogan isteyeceğim. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz demenizi isteyeceğim. 3'e kadar sayacağım, tamam mı? Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz. 1, 2, 3. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz. Az sonra geleceğiz, bir el sallayın bize. Evet, işte bu sınıfımızda şu anda çocuklar kum boyama yapıyor, boyamalar yapıyor, el işleri yapıyorlar, sanat atölyesi. Şimdi de ritim atölyesi. Çaktırmayın, içeriden fena gürültü geliyor. Şöyle sessizce bir girelim. Gel mutlu kardeşim. Merhabalar. İşte yüzleri boyalı minikler şu anda dans ediyorlar ve az sonra ellerindeki marakaslarla, teplerle ne yapacaklar? Burada ritim atölyesinde çalacaklar ve kendileri oynayacaklar. Gel mutlu kardeşim. Hocamız da burada ritim atölyesinde miniklere eğitim verecek. Her gördüğünüz gibi her sınıfta farklı bir etkinlik var. Hocam, miniklerle eğlence nasıl gidiyor? Biz başladık. Süper, her şey süper. Her şey yolunda. Aynen, burada halaydan tutun tangoya kadar her şey yapılıyor. Süper o zaman. İşte Van'dayız ve Van'daki miniklere belki yapmadıklarını, belki bilmediklerini moral aşılamak açısından getirdik, yaptırıyoruz ve eğlendiriyoruz. İşte öğretmenleriyle dans ediyorlar. Hocam merhaba. Kibariye ablam şu anda tüm Türkiye sizi izliyor. Siz de öğrencinizle dans ediyorsunuz. Ne diyorsunuz? Valla eğleniyoruz. Çok güzel. Sen ne diyorsun? Eğleniyoruz. Bir el sallayın Kibariye ablaya, bir el sallayın. Evet, süper oldu. Az sonra geleceğiz tekrardan. Hocam hemen diğer atölyemize gidelim. Gel mutlu kardeşim. Benim odama bakın, benim sınıfıma bakın.
Vallahi bana da bir jest yapmışlar. Gelin, gelin, gelin. Bakın. Bakın, bakın. Şurayı bir çek Mutlu kardeşim. Şurayı bir çek. Ali'nin eğlence dünyası. Burası da benim sınıfım. İçeriden fena sesler geliyor. Önce bir mikrofonu bir uzatayım da bir gürültü duyun. Önceki ritim atölyesinden çıkan minikler darbukaları, tepleri almışlar ve burada bizi bekliyorlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi miniklerle burada sandalye kapmaca oynayacağız. Sandalye kapmacadan sonra hop! Arkadaşlar, günaydın, nasılsınız? İyi misiniz? Tamam, süper. Şimdi Kibariye abla tüm Türkiye sizleri izliyor ve bu yarışmayı bizler anında burada oynayacağız ve sizler de inanılmaz eğleneceksiniz. Herkes de bizlerle eğlenecek eminim. Bu yarışmadan sonra da karaoke yapacağız. Karaoke, karaoke'de inanılmaz sesler var. Ayrılmayın bir yere. Önce yarışmayı başlatalım mı? Bizi çok beklediler çünkü. Hadi bakalım. Herkes yerlerine bir otursun önce. Yarışmayı başlatalım. Ben de soyunayım şöyle. İçeride çok sıcak. Vallahi. Gel gel, sobayı çek, gel Mutlu kardeşim, gel gel. İşte vallahi cayır cayır yanıyor. Ben de şöyle bir soyunayım. Sen şöyle Mutlu kardeşim minikleri dolaşırken ben bir soyunayım. Şimdi sırayla başlıyoruz. Hazır mıyız kızlar? Herkes bir sandalye, otursun. Sizler oturuyorsunuz. Bu taraf oturuyor. Evet. Kızlar, hadi herkes bir sandalye. Gelin. Sandalye kapmaca başlıyor işte. Biraz utangaçlarım olsun. Oynamak istemeyenlere zorlamayın. Evet. Gel bakalım. Otur bakalım. Evet. Sen de otur. Hazırız. Kibariye abla, şimdi ne yapıyoruz? Sandalye kapmacayı başlatıyoruz. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Müzik durduğunda herkes oturuyor. Ama müzikten önce herkes eller havada bu shaker'ları sallayarak dans ediyor ve dönüyor. Hazır mıyız? Herkes havaya, herkes havaya. Evet, herkes ayakta. Bir tane sandalyeyi eksilttik. Hadi bakalım. Ve başladım be. Eller yukarı, eller yukarı. Evet. Devam ediyoruz. Hop. Al bizi. Otur, müzik durdu. Kim ayakta? Abla ayakta. Bir alkış. Hemen devam ediyoruz. Ver bizi. Evet. Bir sandalye eksiltiyoruz. Hop. Al bizi. Otur. Herkes otursun. Kim ayakta? Ayakta kaldı. Olmadı. Evet. Hemen devam ediyoruz. Bir sandalye daha eksiltelim. Hop. Devam. Süper. Gel. Al bizi. Kim ayakta? Olmadı. Şimdi bir dakika. Biz programı bitirelim. Bu sabaha kadar devam edecek. Herkes yarışacak çünkü. Biz programı bitirelim. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Kibariye ablaya şöyle bir el sallayın. Kanal Türkiye, bütün Türkiye'ye bir el sallayın. İşte tüm miniklerle az sonra da karaoke yapacağız ama süremiz dolmuş, onu anlıyorum. Bizler Van'dayız, sizlerle olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere diyoruz, oyuna devam ediyoruz. Hadi siz bizden ayrılmayın, hiçbir yere gitmeyin ama biz devam ediyoruz. Haydi bakalım, kalkın ayağa, dönmeye devam. Süpermiş Aslı. Canım ya, yerim seni ben. Güzeldi onlar öyle. Ne güzel değil mi? Evlatlarımız, çok güzel değil mi? Kardeşlerimiz, bizim yarınlarımız onlar. Öyle. Hadi bir tane şarkı alkışlarla. Tövbeler tövbesi gelsin o zaman.
başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Tacı olsan başıma takmayacağım. Gözüme nur olsan bakmayacağım. Yoluna adaklar yakmayacağım. Tövbeler tövbesi. Derdine göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Yanmayacağım. Beni yemin etsen de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsan yanmayacağım. Beni yemin etsen de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Kahretsem sana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Yanımda olsunlar. Hepsinden boylu olduğum için arama gelsinler yani. Cüneli, Cüneli, Cüneli. Bakalım ne yapıyor, ne yapmış. Merak geldim, ediyor musun? Ediyorum. Canım benim. Tamam. O zaman önce Kibari ablaya ve tüm Türkiye'ye bir el sallayın. Bir el sallayın. Güzel. İşte Kanal Türk ekranlarında Van'dayız ve Van'daki ilk öğretim okulunda minik arkadaşlarımıza destek vermek için burada gönüllüler olarak bulunuyoruz. Şimdi Kibariye abla karaoke şovuyla bu minik arkadaşlarımızın seslerini tüm Türkiye'ye aktarıyoruz. Bir de parçamızı seçtik ama parçamızı da önceden seçtik tabii. Evet, ne geliyor? Lorke, Lorke, velale, velale, Lorke. İşte Lorke parçası. Gönderelim bakalım. İşte geliyor. Hop. Haydi bakalım. Eller, eller. Hop. Thank you.
ne yapıyoruz? Herkes oturuyor, herkes oturuyor. Hocaları alıyoruz. Hocalar geliyor. Hocalar kaçıyor. Evet. Gerçi biz hocalara emir vaki yaptık ama tabii Milli Eğitim'den, valilikten, herkesten iznimiz var. Öğretmenlerimiz de ekrana çıkıyorlar. Çünkü biz gönüllüler olarak burada ilki öğretim öğrencilerine moral vermek için Van'dayız. Güzel bir karaoke show inşallah herkesi mutlu etmiştir. Minikler, herkes yanıma gelsin. Bir veda ediyoruz. Herkes yanıma gelsin. Şimdi Kibariye ablaya şöyle bir mesaj vereceğiz. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz diyeceğiz ve bitireceğiz. Biz her sınıfta bunu yaptık, burada karaoke sınıfında da yapalım. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz. Üçe kadar sayacağım, herkes oraya bakacak. Hazır, bir, iki, üç. Kibariye abla, seni seviyoruz. Olmadı, olmadı, bir dakika, baştan bir dakika. Kimse kapatmasın, ekranlardan ayrılmasın bir daha. Kibariye abla, Van'a hoş geldin. Önce Van'a hoş geldin diyeceğiz, sonra seni seviyoruz diyeceğiz. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz. Bir, iki, üç. Kibariye abla, Van'a hoş geldin, seni seviyoruz. Alkışlar, alkışlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Harika, harika. Şimdi ne yapalım? Bunun üzerine güzel bir şarkı gider. Şarkı gider. Ne kadar gittiniz, ne mutlu size. Allah razı olsun. Cinali çok uğraşmış. Cinali çok uğraşmış. Size, şimdi ben bir tane şarkı söyleyeceğim. Ya. Ondan sonra Hüneri. Evet, evet, lütfen. Bir otur isterseniz. Bir tamam. Teşekkür ederim. Beraber yürüdük bu yollara. Yok. Aa, süper süper. Olur, o da olur. Tamam tamam. Tamam, piyasadan yapalım. Sevilen gündem şarkılarından. Koş 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 ki boş. Beraber okuyacağız. Kalmışız canım, vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk. Öyle sanmışız canım, ah vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk beraber. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçti. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Zamanımız geçti. Aşk şarabında kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Şimdi ben derim utanma, iptal et. Sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünya yansın. Beni utanma, iftar et. Sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünya yansın.
vakitteyim. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk, lale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçti, aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı hiç. Hadi bakalım Aslı. Lale devri çocuklarıyız biz. Hadi Nuriş. Zamanımız geçmiş, aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı hiç. Hadi şans. Ben derim utanma, iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünyaya. Hadi beraber komşular. Ben derim utanma, iftar et, sevmeyenler utansın. Aşksızlığa mahkum edildiysek bu dünyaya. Kara bulutları kaldır aradan, vay aman, vay aman, vay aman, vay beni gel gönlüme çalayalım. Ne kadar özlenmiş seni yaradan, vay aman, vay aman, vay aman, vay aman, vay beni gel gönlüme çalayalım, gel çalayalım, gel. Artık
artık kapatalım. Şimdi. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anmayacağım. Şimdi sende. Kalbimden ben seni söküp atacağım, bu gönül sayfasını. Kızlar sizde, şimdi sıra beraber. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Hadi! Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Bana 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 bana! Adını anmayacağım. Nasıl bitti? Maç bitti. Daha devam mı? Ramamam. Bu ne? Ay çok güzel. La 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 la. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bes geldi. Bir yarım ton acık yukarıdan olabilir. Yalnız bugün Türk Sanat Müziği günü oldu. Evet, ki boşuna. Evet, evet. Hadi. Aslı.
aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi ümitlerim en ağır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi ümitlerim el alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider. Kışı vardır, her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sen olur gider. Akar damla damla, sen olur gider. Akar damla damla, sen olur gider. İşte bu kadar. Daha var mı? Yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Senin için arıyor, arıyor bu gönlüm. O bir vefasızdır, o bir hayırsızdır. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdır, o bir hayırsızdır. Neden gönül arıyor? Açıkmışın gözü, güneşin yüzü. O çok güzel ama yalancının biri. Açık peşindi gözüm, güneş gibiydi yüzüm. O çok güzeldi ama yalancının biri. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. Neden için arıyor, arıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, soruyor bu gönlüm. O bir vefasız, o bir hayırsız. Neden gönül arıyor? O bir vefasız, o bir hayırsız. Neden gönlüm arıyor? Onun için arıyor. O çok güzel ama yalancının biri. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. Unut onu gönlüm, unut onu sen de. O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönlün arıyor? O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönlün arıyor? Bravo, bravo. Evet. Şimdi söylemek istediğim şeyler şimdi, var. Tamam, tamam. Çok akıllı bir kız bu ya. Bunu ben yerim. Bal gibi. Bak gerçekten her zaman söylediğim laf. Aslıcığım hakkını, hizmetini helal et. Bu yorgunlukta geldin. Beni mutlu ettin. Çok teşekkürler. Sen de her zaman bizi aydınlattın. Teşekkür ederim. Yanımın içi benim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir şanssızlık oldu. Ben çok ağır bir gripten kalktım. Hep ben de öyleyim. Bak bu kapa bak. Ama yok yok benim ama direkt bir boğaz problemi yaşıyorum ben. Enfeksiyon var. Ben ciddi bir ses
Ses kısık. Dur dur dur. Güzel kızım benim. Bu da bugüne denk geldiği için hakikaten. Allah'tan var. Allah ne isterse o olsun. Beterinden korusun. İğne olmama rağmen sesim açılmadı. Diyor kızcıkmamış halim mi? Maşallahım var daha ne yapacağım? Gördün mü lan? Alkış istiyorum yani şurada. Aslan gibi. Ama sesim öyle çok iyi geldi. Bu güzel orkestranıza şarkı söylemek istiyorum sizin. Hadi söyle anneciğim o zaman ne söyleyeyim? Ay söyledim zaten. İyileşince geleceğim. İyileşince geleceğim. Gelebiliriz. Alkışlarla teşekkürler. Şimdilik alan seni anlatıyorum. Maçı bitiriyorum. Hop koydum, hop koydum. Kaynanamın içine. Çok güzel oldu, çok güzel.